Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir yeni yayında daha sizlerle beraberim. Crusader Kings 3 ikinci bölümümüz. Heyecan dolu bölüm başlıyor. Aleykümselam Yiğit'cim, Mehmet Ali, Mehmet Küçük Cingöz, Emre Küçük, Bekar Paşa ve Galerion. Hoş geldin kardeşim. Zino sen de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün Oğuzları büyütüp İstanbul'u koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nagacım hoş geldin kardeşim. Her zamanki gibi yerimi aldın demiş. Hoş geldin Ali Rıza'cığım. Aleyküm selam. Evet, başlıyoruz. En son nerede kalmıştık arkadaşlar? En son topraklarımızı biraz geliştirmiştik. Bu arada karakterimiz 67 yaşına geldi ki bu oldukça zor bir şey. Normalde orta çağ çünkü kültüründe 67 yaş böyle şu anın 120 yaşına denktir yani belki de öyle düşünün. Çünkü insanlar genelde 40 yaşında 50 yaşında küt diye giderler. Ama biz karakterimizi iyi geliştirdik. Atletik özelliği kazandırdık. Hacca gönderdik. Baştan çıkarıcıydı zaten kendisi falan. Bayağı bir karakterimizi ince ince kastık. Bence güzel oldu. En son birkaç tane de toprak almışız. Topraklarımız fazla gözüküyor arkadaşlar. 6'da 3 diyor. Yani 3 tane toprağımızı birilerine dağıtmamız gerekiyor. Bu en son aldığımız topraklara da bakacağız. Şimdi örgütleşmeler var bize karşı. Birçok sıkıntılar var. Mülk limitinin üstündeyiz. Burada bir savaşları kazanmışız. Buradan güzel şöhret puanları elde etmişiz. Bunlar en azından bir tık iyi oldu bizim için. Günlük prestij düşüşümüz çok fazla ama gelirimiz var. Bu altınla ilgili ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Yani gelişmelere biraz bir tık yürüsek mi ne yapsak bilemedim. Şöyle şehirden gelişmeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kazık duvarlar, savaş kampları gibi şeyleri arttırabiliyoruz. Bunlar bize aslında ekstra şey de sağlıyor. Asker falan da sağlıyor. 150 tane mesela ekstra milis ve şövalye sayısında da artı 1 getiriyormuş. Bence bundan yapalım ya. 4 yıl falan diyor ama bundan inşa edelim abi. Bundan inşa edelim. Paramız var çünkü. Paramız varken en azından bunları değerlendirelim sevgili dostlar. Hatta buraya da inşa edeyim. Buraya da 5 yıl diyor ama buraya niye 5 yıl diyor? Buranın gelişmişliği daha düşük olduğu için herhalde burada 5 yıl diyor. Ama buraya da bence bir tane inşa edelim. Şövalyelerimizin verimliliği artsın. Şövalyelerimiz aralasın. Vallahi paşacığım şimdi FM'ye şöyle başlamayı düşünüyorum. Önce bugün bildiğiniz üzere bir kış yaması geldi futbol menajera. Bütün bu Musa Muhammedler şunlar bunlar hepsi takımlara transferleri gerçekleşti ve değerleri de düzenlendi. Dolayısıyla FM'ye böyle bir önce bir inceleme videosuyla ondan sonra da canlı yayınlarla da FM'ye de başlamak istiyorum. Çok özledim FM oynamayı. İbocuğum hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Şimdi buraya da savaş kampı yapalım. Paramız var anasını satayım. Yani 3-4 tane yere yapalım ya. 5 yıl içinde gelişsin. Ulan bak burada yerleşim yeri de oluşturabiliyoruz aslında. Yani böyle şeylerimiz de var ama bu yerleşim yerini nasıl oluşturabilirim ben burada? Ha burası benim değil. Bunun birine vermişiz burayı. Bak burada oluşturabiliyoruz. Yo burada da oluşturamıyorum. Burası da baronluk diyor. Burası mı benim? Neyse işte ya. Benim topraklarım neresi lan? Ben kendi topraklarımı nasıl görüyorum abi? Bana ait toprakları ben görmek istiyorum. Nereden görüyoruz? Ha, mülklerden görüyoruz. Tamam. Buraya yeni talim alanları. Okey buraya yeni talim alanları. Şurada da mülklerimiz var. Bunları dağıtmamız lazım arkadaşlar. Şurada bir toprağımız varmış bizim ne alakaysa. Buraya da hadi ben bir şey yapayım. Buraya da inşa edeyim. Oha prestijimiz de yiyormuş. Prestijimiz kalmamış lan. Bu inşaatları başlattık ama prestijimiz bitti. Neyse tamam çözeceğiz. Çözeceğiz. Arnatuil hoş geldin kardeşim. Daha saldırgan oyna yoksa komşu devletler yok ediyorlar seni. Şimdi zaten saldıracağız abi. Saldıracağız. Sağa sola saldıracağız. Ben ihsaller güzel olmuş. Şey çıkmış oğlum. YouTube Shorts diye bir şey çıktı. Onu kullanıyorum işte. Bakıyoruz deniyoruz nasıl bir şey falan filan. Şimdi şu samaniyi alalım. Burada bir düklük var çünkü. Buraya en azından ince ince girmek istiyorum ya bu samaniye. Samaniyenin içinden mi geçmek istiyorum. Buraya savaş açabiliyor muyum? Buraya savaş ilan edemiyorum çünkü ordularımız toplanmış durumda. Peki ordularımı tehris ediyorum abi. Hemen giriyorum. Mülk limiti diyor. Mülklerimizden verelim abi fazlalarını. Şunu kime verelim mesela? Birine ver. Alaka değil de şuradan hanedan diyelim. Hanedan diyelim. Şuradan bebelerimize verelim ya buraları.
Hak iddiaları falan var. Ya bu hak iddialarını nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yani biz öldüğümüzde yerimize kim geçecek? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok abi. Buna verdim. Tamam. İki tane daha yerim var. İki tane daha yerimiz var. Şurası varmış. Burayı da veriyorum birine. Batağına vermiştik. Kuruşo, Keykavuz, Şahbazoğlu. Torunumuzmuş. Torunumuza da verelim. Torunumuza da verelim. Bir tane kaldı. Onu da şöyle birine daha vereyim. Erkek torun ve vasalmış. Bunu vereyim hadi. Bu çocuğa verdim onu da. Tamam. Bütün mekanları dağıttık arkadaşlar. Okey. Şimdi burada ne diyor? Önemli vasal koltuğu bekliyor. Beklesin abi. Savaşlar açılabilir. Şimdi şuraya savaş açabiliyormuşuz. Düklük fethi de yapabiliyormuşuz. Tamam, buraya saldırıyoruz abi o zaman. Buraya saldırıyoruz. Savaştan sonra ver, asker sayın azalıyor. Savaşa daha girmedik ki. Aleyküm selam Muhammedçim. Hoş geldin kardeşim. Yeni olduğuma bakma, bundan sonra sıkı takipçinin. Hoş, haberi. Eyvallah Muhammedçim, hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam İsmailcim. Şimdi sevgili dostlar. Arnavutel asker sayım mı azaldı? Yo, 2700 askerimiz var ya. Bir tık oyunu bir başlatayım. Sizi hedefleyen bir örgütleşme dağılmış. Güzel. Güzel. Böyle hoş haberler de en azından geliyor arada. İhtinalle de az da olsa geliyor yani. Askerlerin bir tık toparlansın istiyorum. 2800'e doğru çıksın istiyorum. Öyle saldıralım sağa sola. Bu sırada inşaatları başlattık bakalım. Altınımız var. Ne oldu ne geldi? Fidye ver. 50 altın ödenecek. Çok severim. Çok severim. Biliyorsunuz ki para bizim işimiz. 87'den beri. Devam ki. Bu parayla başka ne yapabiliyoruz? Geliştirme dışında parayla başka ne yapabiliyoruz? Ya oyun şöyle zor değil. Oyun ilk başta bir baktığınızda biraz karışık geliyor arkadaşlar. Ama oyunu birazcık böyle çözdüğünüz zaman işin rengi değişiveriyor. İşin rengi değişiveriyor. Oyun çok güzel bir hale geliyor. 2400'lere çıktı. 2500 falan olsun tamam ya. Bir hızlandırsam. Askerlerin bir tık kendine gelsin arkadaşlar. Tamam, 2500 oldu. Tamam. Şu Atrau'ya giriyorum abi. Tamam mı? Buraya bir alalım. Burayı bir kafadan bir alalım. Sen kardeş, bana vasal gelir misin? Gelmiyor vasal. Şimdi mesela şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Burayı saldırmadan da alabiliyoruz arkadaşlar. Mesela buna plan yapabiliyoruz. Bunun hakkında planlar üretip mesela bunun hakkında bir hook dedikleri şey var. Yani koz elde ediyorsunuz. Koz elde ettiğiniz zaman bu adama mesela o kozu öne koyup mesela bu adamın pici vardır, bir şey vardır veya işte bir gizli ilişkisi vardır, birini öldürmüştür falandır filandır. O kozu bulduğunuzda arkadaşlar bu herife dalıp içinden geçebiliyorsunuz. Düklük fethi diyeceğim. Düklük fethi diyeceğim. Bunların ittifakı var mı? Var. İttifakı var ama ittifakı biriyle savaşta. Bence çok problem yaşamayız. Burayı alır geçeriz diye düşünüyorum. Ahmetçim hoş geldin kardeşim. Hoy 4'te launcher sorunu yaşayan var mı? Valla Hoy 4'e bayağıdır girmiyorum. Gireriz onunla bir ara. Savaşımızı ilan ediyoruz. Savaşımızı ilan ediyoruz. Şimdi hemen askerlerimizi, oyunun seslerini vermemişim size. Oğlum niye söylemiyorsunuz? Çok mu oyunun sesleri? Biraz kısayım istiyorsanız. Biraz daha kısayım. Biraz daha kısayım. Tamam. Bence iyi. Şimdi ordularımızı burada çıkaracağız. Çünkü hemen buraya girmek istiyorum arkadaşlar. Toplanıyor ordularımız. Sağlı sollu bir orduyu şu başkente, diğer orduyu da yanındaki yerlere doğru göndereceğim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım. Saldırmaca Gaming. İlk savaşımız. Ordularımız toplandı. 1249 kişilik ordumu şuraya doğru gönderiyorum. Diğer ordumu buraya doğru gönderiyorum. Devam ki. Burada bir kapışma yaşanacak gibi. Burada bir kapışma yaşanacak gibi. Bu benim memleketime dalmaya çalışıyor bu salak. Ben bunu yakalamam lazım. Evet. Meraşal Bayer gelecek vadeden birini tanıyor. Bu kadar soylu olmayabilir ama Etrek yanımda tutmak isteyeceğiniz biri. Etrek Ay Opa. Bakalım.
Çok iyi bir savaşçı. Pes etmeyen savunucu, adapte olabilen lider, zinde ve kılıç ustası. Tamam, Etrekop'a bize gelsin. Sevdim. Şimdi bununla aslında ben direkt başkente yürüyeyim ya. Şunla savunma yapalım. Bununla da başkente yürüyelim. Hemen geldiler, bizim toprağımızı almaya çalışıyor salaklar ama yok olacaklar, haberleri yok. 1000 kişiyle ne yapabilir ki? Bak bıraktı bile, kaçıyor. Bak kaçıyor, aşağılara gitmeye çalışıyor. Biz hemen şimdi şurayı alırsak iş bitecek arkadaşlar. Şuradan ordusunu yakala bunun. Hadi bakalım. İlk savaşımız. Sibel reşit olmuş. Kızımız reşit olmuş. Kızımızı bence uygun biriyle evlendirebiliriz. Bunlar neresi? Neresi bunlar? Pari Hatara. Buradan biriyle evlendirmek istemiyorum ya. Oğlum ta oradan adamla evlendirmezsin ya. Bunu güzel bir ittifak yapalım abi. Bir dakika. O da savaştan sonra bakacağız. Kızı bana hatırlatın, tamam mı? Kıza savaştan sonra bakalım arkadaşlar. Aa bu ne lan? Oğuz genelinde hangi paranın kullanılacağına karar vermek benim görevim ve hakkımdır. Vereceğim karar paranın ve dolaylı olarak ülkemin dünyanın gözünden nasıl görüneceğini belirlemek. Yeni gümüş paralar gelişmişlik artışını %5 veriyor. Yüzümün olduğu altın paralar basılsın. %81 paranız değersiz olacak. Geç bunu. Ya gelişmişlik de aslında çok iyi be oğlum. Prestij mi alsak, gelişmişliğe mi versek, ne yapalım? Askerlerin ekipmanını üretemiyorum, gelmiyor. Ya onları şeyden vereceksin dostum. İkmalden vereceksin. Support vereceksin yani. Oğuzlarla devam. Stepsicim hoş geldin. Şimdi burada ben ticareti güçlendireyim ya. Artı 5 gelişmişlik bence çok iyi ya. Hızlı büyür ülkemiz. Bunu bir yakalar mısın lütfen? Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Bu benden kaçıyor ama yani sonsuza kadar kaçamayacak. Elbet bir yerde bunu yakalayacağız. Başkentleri zaten elden gidiyor ya. Başkentleri elden gidiyor ya. Yürü koçum. 928 kişi kaldılar bile. Yolda ölüyorlar oğlum. Aynen, gelişmişlikten gittim. Selamlar benim etkileyici süzerenim. Şansölye Berk Yarık birkaç haftadır sarayımda konuk olarak kalıyor. Bu süre içerisinde hükmünüzün ülke için ne kadar yararlı olduğunu görmemi sağladı. Sizin vasalınız olarak hizmet etmekten gurur duyuyorum. Sen benim oğlumsun lan, gerizekalı zaten. Bana artistik yapıyor. Bir de duymasaydın. Allah içinden geçerim. Ne kadar kaldı? Güzel. Burasında yavaş yavaş. Yani ordu bizi peşinden boşuna gezdiriyor arkadaşlar. Yağmalanıyor muyuz? Ulan yağmacılar gelmiş bu taraftan da. Neyse, yapacak bir şey yok. Heh, şöyle gel bakayım sen. Ben şöyle gideyim, burada yakalayayım bunları bak. Önlerini keselim. Önlerini keselim. Hiçbir yere kaçamasınlar abi. Ben bunun bir içinden geçeyim. Sen oraya sıkıştın koç yumurtası. Sen benim şehrime şekil şükür mü yapıyorsun lan? Oha kaçıyor. Yakala. Bak ya, buraya gidince oraya geri gidiyor. Anıl Gülen YouTube'dan bizi takip etmiş. Hoş geldin dostum. Naga oyun süper bir oyun ya. Oyun harika bir oyun ya. Şimdi buraya çıkayım. Oradan dalacağım. Hamza Demirtaş gelmiş. 6000 takipçiyi geçtik arkadaşlar YouTube'da bu arada. Teşekkür ediyorum sizlere destekleriniz için. Görüntülenmemiz de 1 milyonu geçti. Son 3 ayda falan herhalde bir 500 bin görüntülenme aldık. Teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi. GT 730 ekran kartıyla Bannerlord oynanır mı? Valla GT 700 ekran kartının ne olduğu hakkında bir bilgim yok ya. Ekran kartını bilmiyorum yani. Abi lütfen şunlara bir dalabilir miyim artık ya? Artık bir dalabilir miyim ya? Adamlar sonsuza kadar kaçtı, delireceğim şimdi ya. Abi nerelere gidiyor herif? Denize gidiyor, denize ya, kafayı yedi. Biz burayı aldık mı? Biz burayı almışız, tamam. Şimdi bunların diğer büyük şehri neresi abi? %36 olmuş. Gideyim şurayı alayım. Yakın zaten. Abi herif denize kaçıyor, şaka gibi ya. Şurada önünü kesemez miyiz be? Bir tık hızlandırayım.
Abi kesemedik herifi. Herif denizden memleketine geri dönüyor. Şerefe bak ya. Böyle bir şey olamaz. Denizden memleketine geri dönüyor herif ya. İyi bir işlemcin varsa oynatabilir. Aynen, işlemci önemli. Bir onlar hoş geldin kardeşim. Vay arkadaş, herif buraya geri çıktı ya. Taş ustası loncaları Mangışlak bölgesinde kendilerini kanıtladı. Kişisel hizmetinden kendini işin adamı sanatkarlara sahip olmak bölgenin gelişmesine katkıda bulunabilir. Bizim oğlumuzun ağzı yüzü geçen gün bir tane etkinlikte abi dağıldı, yarıldı, yok oldu. 150 prestij kazanacağız %2 ihtimalle. %52 ihtimalle 75 altın kaybedeceğiz. Şefiyle karşılıklı bir anlaşma yapacağım. 50 altın kaybedeceğiz, 75 prestij. 50 altın, 75 biri, 20 yıl, 20 yıl. Tamam, bunu diyelim. Bakalım ne olacak, görelim. Aa, benim şu ordum bir gelirse şuraya. Çok sevineceğim. Ulan orduyla sırf gezdik, yemin ediyorum başka bir şey yapamadık ya. Taş ustalarıyla ilişkiler. Bitmek bilmez toplantıdan sonra taş ustalarının şefi taviz vermeye niyeti olmadığı anlaşılıyor. 75 prestij. Allah bereket versin. 50 altını veririz zaten. Gayet güzel. Aleyküm selam Mehmetçiğim, hoş geldin kardeşim benim. Şimdi 1400 kişi bu 1700 kişiyle kapıştırmak mantıklı mı? Şurayı alsak olay biter mi? Çözemedim. Şimdi burayı da kaybetmek de istemiyorum an itibariyle. Şimdi bizim bu 1400 kişi bence bunları keser ya. Bence bunları keser bunlar ya. Sen gel lan, gel. Gel sen gel. Buna hareket etme nasıl diyoruz abi? Mesela ben bunun bir yere gitmesini istemiyorum abi. Ha. Öyle duruyor. Okey. Hızlandırıyoruz. Sen buna dalıyorsun. Sen de buna dalıyorsun. İkiniz de dalın abi. Gökbörü de reşit olmuş. Gökbörüyü bence artık evlendirebiliriz. Buna da güzel bir hatun bulacağız. Öksürüklü. Hala öksürüklü lan Gökbörü. Gökbörü bir iyileşmedi oğlum lan. Ne kısmetsizsin ya. Tamam. Daldık savaşta. İçlerinden geçtik arkadaşlar. Mahvettik. Tükürdük. Çiğnedik. Attık kenara. Güzel. Bir daha saldırsak. %83 oldu ya. 2500 kişiyle yasına gidip şurayı alabiliriz. Gidip şurayı alabiliriz. %83 ile kaldı. Aslında bir kere daha bizde savaşmaya gelse salaklar, direkt yok ederiz de. Maalesef gelmiyorlar. Tamam, burayı alınca buranın artık herhalde her yerine sahibi olacağız. İhtişam seviyemiz artmış sonunda arkadaşlar. Güzel olmuş. Dünyanın dört bir yanında bizi biliyorlarmış. Severiz böyle şeyleri. Buradan şöhret de... Aha. Casus başı bana vahim haberler getiriyor. Henüz işin arkasında kim olduğunu bilmesek de görünen o ki birisi cinayet girişimi planlıyor. Ve bu planın arkasında saray mensubum Akparas var. Yani çıkart açığa bakalım. Çıkartalım açığa. King of Arda modu daha çıkmaz ya. Onlar var ya, yani birazcık fanteziye girmişler. Biraz araştırdım. Onlarla bir sohbet ettim King of Arda ile ilgili falan. Valla yakın bir tarihte çıkacak gibi görünmüyor ya. Biraz fanteziye fazla girmişler yani. Hani oyunun fullü çıktıktan sonra çıkarsa iyidir. Ben size o kadar diyeyim. Hadi kardeş hadi. Hamilik yenilemesi. Bahçıvan Gundes. Aa tamam. 5 sene daha uzat. Sen işini iyi yapıyorsun. Bununla zaten bunun bende görüşü iyidir bunun ya. Bana ne bundan, benim görüşümden 5 sene daha uzat. Tamam. Savaşı kazandık. Şu güzel toprağa, Oğuz topraklarına katmayı başardık arkadaşlar. Bence gayet nice and sexy oldu. İhtilaflı ünvanı elde edeceksiniz. Uygundur. Ettik bile. Mülk limitinin üstündeymişim. Şimdi burada mesela ben şey kurabiliyor muyum abi? Vasallık kurabiliyor muyum? Burada öyle bir şey oluyor mu? Şimdi burayı mesela ne yapsak abi?
Bir dakika bakacağım. De jure bağlı olarak sağlık şefi. Ya gerçi burası tek toprak mı sayılıyor ya? Şuraları saymadı mı? Sadece şurayı mı verdi? Birine ver. Kime verelim? Kime verelim? İlişkimizin iyi olduğu birine vereyim ya. Berki Yaruk Altuniya'ya veriyorum abi. İstihdam daha iyi stratejik. İyi adam. Yönetsin anasını. Al lan, sana verdim koçum benim. Seni de vasalım ilan ettim. Çok güzel. Şimdi buradaki ordularımızı hemen terhis edelim. Buradaki ordularımızı hemen terhis edelim. Bu oyunu hızlı oynamamak önemli arkadaşlar. Bu oyunu hızlı oynadığınız zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Terhis olur musunuz kardeşim? Kaderin cilvesi. Her zaman yüzüme gülmedi. Tengiri biliyor ki hanım Esin ile tanıştığım günden beri lanetliydim. Öldü mü bu? Bugünün sonunda lanet kalktı. Kader sonunda bana gülümsedi ve kötücül cadı nihayet tahtalı köyü boyladı. Rakibiniz hanım Esin öldü. Kimdi ki oğlum bu ya? Bunun toprağı neresiymiş? Yemek hanedanı. Şurası mı? Aha burası. Bunlara savaş açabiliyor muyum? Haşmetli seviyesine gelince krallık istilası yapabiliyoruz. Aa, çok güzel. Düklük yapabiliyorum şu anda. Montluk, düklük. Güzel, güzel. İyi büyüyoruz ya. Bence güzel oldu. GTX 1060 dostum. Abi yarın yayın yapacağım mı? Yapacağım tabii ki ya. Her gün yayınımız var. Modurdan anlayan bizim Discord'da var arkadaşlar. Modolarından anlayan. Yüksek ayarlarda oynarsın. Battlefield oynayacak mısın? Valla Battlefield oynayabiliriz ya. Battlefield'i alabilirim abi. Bakarız ona. In the Name of Jerusalem 2 modu gelecek abi. İçerinde Selçuk Devleti de var. Belki biliyorsunuz. Warband da vardı. Harika bir mod. Oynamaz mıyız lan? İçinden geçeriz. Ulan o kadar modlar var. Şeyler var. Güzel bir tane böyle bir Osmanlı. Hayır, Osmanlı değil. Bak Osmanlı olmaz. Bannerlord'a ne yakışır biliyor musunuz? Hun modu yakışır mesela. Hun Türkleri, işte Göktürk modu, Hun modu. O modlar mesela çok yakışır abi. Güzel olur. Bence öyle bir şey yapılmalı. Şuraya dalsam burayı almaya devam etsem mi ya? Şu Samaniye'ye girmek istiyorum ben ya. Ben bu Samaniye'ye girmek istiyorum. Ben bu Müslümanların içinden geçmek istiyorum ya. Oyun devam ediyor. Seçilebilir yetenekler. Kestirme yol. Aha şunu açayım. Oğlum bizim adam ölmüyor lan. Ölümsüz oldu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Benim bu karakterim öldüğü vakit yerine direkt bu mu geçecek? Yani ne olacak? Topraklarım bölünecek mi şu anda? Bölünmeyecek herhalde ya. Çünkü bütün bebelerimize toprak verdik. Otantia'da oynarız bir ara, bitiririz onu ya. Çok oyun birikti oğlum. Aleykümselam Habeş Maymunucuğum, hoş geldin. Şu Samaniye'yi almak istiyorum ya. 7 ünvan varmış. Bak şurada da hak iddiaları varmış. Şu ufak yeri bir alalım bence bir parti ya. Bunu bak etkileyerek kendimize katabiliriz bunu ya. Onursuz plancıymış gerçi ya. Zampara, komplocu. Yerim lan seni. Beres. Düklük, kontluk, düklük, kontluk. Burası kontluk lan. Oyun eğdirme diye bir şey de var. Tamam burası kontluk ya. Buraya böyle savaş ilan edeceğim. Oyunu durduralım. Ordularımızı hemen şuradan bız 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 yapıştır keyfisi. Hepsini burada topla diyelim. Ordularımız toplanıyor. Buradaki adamlar toplanana kadar sen buraya git. Sen de buraya gir. İçeride birisi varsa yok edin. Devam ke. Abi bir tek bebeği vasi yap yoksa hepsine bölünüyor ülke. Ya vallahi o nasıl olacak bilmiyorum. Veliahtımız var aslında şu anda bir tane ya. 8. yüzyıl Asya'sını anlatan bir mod var bu arada. Naga. Şey var galiba. Yanlış bilmiyorsam. Japonya modu var pardon. Şey değil, samuraylarla ilgili bir mod var. Tamam sen şuraya geri gel. Bunu yağmacı olarak açayım. Bari girsin de şuraları yağmalasın.
Buradan zaten bir yerden bir şekilde yapıştırı yapıştırı veriyoruz. Bahadırlarımız 9'da 9 var. Bahadırlar burada şövalyeler Bahadır olarak görünüyor. Güzel. Senin profilin yanında birinci varis var. Sen ölünce o geçiyor yerine. Ha, tamam. Böyle oluyorsa sıkıntı yok. Casus Batı kötü haberlerle geldi. Kızım Şef Efine, Şef Emine benim kızım mı? Evet. Birisine karşı komple ve planın saray mensubu Akparas var. Abi ben buna bir şey yapamıyor muyum ya? Kötülcül it. Kötülcül it. İki tane ekran kartı gösteriyorsa normal işlemcinin ekran kartını gösteriyordur, sıkıntı olur. Ya yönetimi nasıl güçlendireceğiz Alper? Şimdi ben yönetimi güçlendirsem hayatımda ne değişecek benim? 417'ye güçleniyormuş yönetim. Örgütlenme var mı? Örgütlenme falan yok ya. Hoşnutsuzluk 0. Üye 1. Kimmiş bu? Vasalı. Emrimde Bahadır. Benim bununla ilişkilerimizi biz geliştirelim ya. Öldüreyim mi lan bunu? Öldürebilirim aslında. Hadi etkileyim ya. Etkilemek bizim işimiz oğlum. 87'den beri bizim işimiz. Etkileyelim bu uyarıda. Tamam. Şimdi bunlarda şey açamıyor muyum? Ben bununla yağmalayı niye açamıyorum? Şu orduyu terhis etsek. Ya etrafta düşman var diyor. Tamam şunlar bir gitsin. Bir gitsin abi. Abi bana Lord Custom Troops lütfen please. Ulan oğlum Custom Troops mod işte ya. Yükle oyna çok zor değil ki. Muharebe büyüklüğü kaçta oynuyorsun? Ben 400 mü 500 mü onu da oynuyorum. HD grafik işlemcinin ekran kartı. O yüzden onu kapat. Yayın 1080'de akaya ya değil mi? Sıkıntı yok. Bir ekran kartı alırsak akaya. Üf. Bu salak bana esir falan düşsün artık. Ah, toh ulan. Allah'tan başka bir şey isteseymişiz. Geri zekalı esir de düştü. Zaten savaş bitti. Halepleri dayat. Zorla kabul ettir. 75 şöhret, 75'te şey kazandık. Güzel. Hemen şimdi bu toprağı da birine verelim. Bu toprağımızı da birine verelim. Kime verelim bunu? Batağının toprağı var mı? Batağının topraklarını nereden göreceğim mesela? Hak iddiası var ama toprağı yok galiba bunun. Şeflik. Şefliği vereyim ben. Sırala. Hanedan diyeyim. Batağını buranın şeyi yaptım ya. Vasalı yaptım. Nasıl yapıyoruz bilmiyorum ama basıyorum her şeyi. Tamam bir tane unvanı oldu batağının. Güzel şefliği oldu. Oğullarımız, evlatlarımız şef olsun ya. Tamam. Şimdi seni o zaman bunları çıkarmışken bir yağmacı yapayım da bari. Sağa sola bir göndereyim ya yağmalasınlar. Sen buraya yağmala. Ulan buradan da başka giriş mi yok aşağıya ya? Ulan bu koca Samani toprağı boş mu ya? Vallaha boş. Samani toprağında hiçbir şey yok. Sen de git buraya yağmala. Oradan da geç verelim yerimize geri. Devam. Güzel. Meşru Süzeren. Bir vasalınız meşru süzeren değilsiniz. Bu onun size karşı görüşünü azaltacak. Vergi ve milis sağlamasına sebep olacak daha az. Oğlum ben o vasalın nasıl değilim ya? Dejur sınırları içerisinde onların unvanını bir kademe üstündeki unvana sahip olmanız gerekir. Kontluk kademesindeki vasallar dejur düktüklerine tabi olmak isterler. Tamam da ben hangi vasalıma buna mı değilim? Oğlu ve vasalı halinden memnun. Ordularınız toplanmış, ateşkesi bozacak. Oğlum ben bunu anlamıyorum ya. Oğuzlarla oynuyoruz Pamuk ve Kuzey. Ülkem burası Oğuzlar. Büyüte büyüte gidiyoruz ülkemize. Yağmaya gönderdim elemanlarımı. Yağma yapıyorlar şu anda. Yağmaladın mı koçum bir şeyler? Yağma yok ki bunda. Niye yok? Oğlum ben seni yağmacı olarak getirmedim buraya. Neyse dön geri. Tamam bu yağmalamaya devam etsin. Yağmala benim aslanım. 17 ganimet. Güzel severiz. Warband'da olduğu gibi çeşitli dereceler çıkar mı? Çıkar tabii ki çıkacak. İnternetim 6 megabit. Bugün 20 olmuş. O nasıl oldu? Vallahi sana iyilik yapmış olabilirler oğlum.
İyilik yapmış olabilirler sana. Al kardeş bu interneti. 30 altın ödeyecek. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ben şimdi kimin meşru süzereni değilim? Onu çözemedim oğlum. Yani ben onu anlayamadım. Benim hanlığımda ben kimin meşru süzereni değilim abi? Ha, klan var bir tane. Abile 11 tane. Sıkıntı yok. Klan bir tane. Bu nerenin bu? Evlenmesine izin ver. Tam bu benim abi. Vasalın vergi emniyeti sağlamakla olduğu. Emni vasa. Kabileler ne yapıyor? Ülke büyüklüğü 2. Bir tane kontluk vermişiz lan buna. Hayır, kişisel hükümlülüğü yok. Sadece federal baronlar. Oğlum ben bu olayı vallahi çözemedim ya. Dejür başkasına ait. Şimdi Furkan'cım 1200 yıllara kadar hayatta kaldım. 7 krallığı birleştirip. Vallahi Furkan gel o zaman. Discord'a gel de bana bir anlat şu olayı ya. Discord'a bir gel de bana bir anlat şu olayı ya. Oyun kanalı 1'e girsene. Discord'daysan. Bu bana şeyle ilgili bilgiyi verebilecek arkadaşları bekliyorum vallahi. Biri gelsin bana anlatsın şöyle. Mikrofonu falan filan düzgün olan bir kardeşim gelsin. Gelince de bana buradan yazsın. Videolarda edit yaptığım için açmıyorum. Ya şu anda mesela ben abi bak Oğuz boyuyum, tamam, bak şimdi şöyle bakarsak ben Oğuz Hanlığı'nın krallık kademesindeki ülkesiyim bak. Krallık kademesindeki ülkesindeyim. 6 tane de unvanım var. Hanlık unvanım var. Yüce şefliklerim var. Şimdi ne yapayım ben bunu yani? Bunu anlayamıyorum. Aral Düklüğü mü bize sıkıntı çıkarıyor ya? Bize bu mu sıkıntı çıkarıyor ya? Karakterini yağmalıyor. 5 ay içinde bitecek. Vallahi ben çözemedim abi. 10 saat oynaması gereken oyunları sadece ben mi sinir oluyorum? Oğlum ama yani şu, bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Yani harbiden öyle herhangi bir oyun değil. Harbiden herhangi bir oyun değil. Emek ve kalite isteyen bir oyun. Oğuzlara imparatorluk yapacağım. Şu Samaniye alırsam oradan bir düklük daha yapacağız herhalde. Oradan bir şeylere yürüyeceğiz. Ne altın var mı lan üzerinde? Devam eden yağma. 9 diyor. E hadi o da güzel. Hamza ikinci ayağı moralini tazelemiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Tamam. Sen o zaman bir de şurayı yağmala gelmişken. Yağmala Behçet. Aha! Bak! Öldüm! Karakterim GG. Şimdi öldük arkadaşlar. Han Kuruş 71 yaşında ki bence bu önemli. Prime aboneliği sınırsız mı? Prime aboneliği sınırsız mı? Vallahi bilmiyorum. Yine Prime'lı oldun. Ya şöyle Prime'a abone olduğunda 9 TL'ye mi 7 TL'ye mi ilk ayda ücretsiz zaten. Her ay birine veriyor. Her ay birbirine veriyor. Ben bunlara nasıl savaş açabilirim? Bilen var mı? Şöyle savaş sebebi üretmen lazım dostum. Savaş sebebi üretmeden savaş açamazsın Liverpool. 71 yaşında ruhlar dünyasına göç etti. Kendisi yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Açık gözlülüğü ve kurnazlığıyla bilinir. Gerçek düşüncelerini kimseyle paylaşmazdı. Bak ulan bu bizim kültürel öndermiş lan. İyi. Kültür reisi. Ünlüymüş. Bizimki şanlıydı be. Vefakardı dindarlığımız. Adammış hizmetkar. 3 savaşta vardı 9. Han Şahbaz ile devam ediyoruz. Ülkem bölünmedi oğlum. Bir sıkıntı yok. Kim bu? Kim bu? Buna mesela desek ki benim vasalım ol falan. Oğlum burası bizim toprağımız mı ya? Ülkenin vasalı. Affedici yağmacı. Tomris. Bilmiyorum öldük. Rex hesabından dolamışım. Eyvallah kardeşim.
Allah rahmet eylesin, uçmağa gitti rahmetli. Abi devletin dinini seçebiliyor muyduk? Devletin dinini değiştirebiliyorsunuz. Hatta oyunla devlet bile kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yırmağa gitti. GeForce Now yayın yapılır mı? Yapılır ama internetin çok iyi olması lazım dostum. Ulan şu Sakarya'yı komple alamaz mıyız be? Neyse. Tamam, yağma işi bitti mi kardeş? Gel hadi gel, tamam geri gel. Geri gel. Orex'te ikinci ay aboneliğin tazeliği. Rex hesabından Hamzacığım teşekkür ediyorum kardeşim benim. Destekleriniz için teşekkürler. Twitch'te 100 dolar birikmek üzere oğlum. Birikince onu da çekeceğim. Zaten bu ay çıkıyor şey. Ekran kartı çıkıyor herhalde bu ay. Alacağız onu. Tamam, şu da geri gelsin de artık şey yapalım, çekelim bunu ya. Valla inşallah bir sıkıntı yaşamayız abi. Yaşam tarzı. Şimdi bu herif kaç yaşında? Bunun askerliği düşük. İdarede iyi puanları var bunun. İdaresi 10. Eğitim 24. Servet odağına gitmeye gerek var mı? Servet odağına gitmeye gerek yok. Buna neyden gidelim ya? Buna açılacak yetenekler 4 diyor. Dur bundan bir gideyim abi. Bundan bir gideyim. Bundan bir parti gideyim. 4 yetenek birden açılacakmış. Açıldı bile. Altın yükümlülüğü açtım. Savaş sırasında aylık gelir %10 artıyormuş. Ordu vergisi. Vasal vergisi katkısını biraz arttırabiliriz. Vasallardan haraç al kararı kullanılabilir. Apaçı Rakuncum hoş geldin. Hayatında korsan indirdim mi? İndirdim tabii oğlum, yalan mı söyleyeceğim? Bina inşa etme maliyeti. Aç. Vergi toplama verimliliği aç. Güzel. 4 tane şeyi birden verdik. Bence hoş oldu ve hoş oldu. Tamam, nice. Nice and sexy. Dindarlığımız tavan yaptı. Paramız hayvan gibi. Hayvan gibi paramız var. Bunlarla saldırsam mı ya? Bilemedim. Bilemedim. Orduyu terhis edelim. Kuşatmada esir alınmış bu. Kim bu? İyi güzel, satarız bunu. Fidye karşılığı bırak desem 25 altın. Şu anda kabul etmiyorum. Şu anda kabul etmiyorum. Yağma ne gelmiş? 17 gold. 9 gold. Güzel. Yeni yüksek şaman. Sati zaten yüksek şaman. Tamam. Bizim krallığımızda aramızda kötü olan bir şey var mı konseyimizde? Konseyde kimse kalmamış. Şansölye atacağız. Şerf Berkri Yaruk. Sen bir şansölye ol kardeş. Seni atadım. Dur bir dakika, bunu yanlış yere atadık. Gerçi 13'müş ya. Gerçi 13'müş ya. 13'ten daha iyisi var mı? 15 var bir tane. Önemli değil. Vekili harç. Para para para. Power is the money. Vekili harç gelsin. Rugdia misafirmiş ama 16 şeyle saray mensubu olup başa geçmeyi hak etti. Casus başı, bakın bu çok önemli bizim için. 20'lik Sevilay gerçekten tam bir fitnenin, fesatın dibi. Fitnenin, fesatın dibi. Turan Birliği'ni de kurarız dostum. Yavaş yavaş kuracağız ya. Yavaş yavaş kuracağız. Pazar demizin tamamen kendi hakimiyetini al. Aynen Naga, öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Karakterimizin sarayında misafir. Bak Sevilay'ı da aldım abi bak. Atıyorum bunu da. 20'lik casus başı lan. Arasak bulamayız. Hepsiyle aramızda gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Gayet nice. Gayet nice and sexy. Bence okey. Tamam, ordularımızı terhis ettik mi? Ettik abi. Aral Düklük. Bu bizim kardeşimiz. Aramız niye bu kadar kötü? Seni bir etkileyelim. Şu arkada çalan yani Hristiyan şarkılarını çok şey yapamadım. Neden oluyor böyle şeyler bilmiyorum. Bunların süzereni ve varisi benim. Okey. Benim bu karakterimin ağzı yüzü niye dağınık onu da bilmiyorum. Bebeğimiz var mı? Var. Kardeşimiz, çocuğumuz var. Bunu evlendirelim hemen. Buna güzel bir eş bulalım abi. İttifak gücü diyelim. Hazarya. Yüce Krallık. Hazarya ile aslında yapsak mı lan ittifak? Hazarya bak, görüyor musun? Hazarya ile ittifak yapabiliriz. Ama ben Hazarya'yı almak istiyorum ya. Şimdi benim şu asker sayım nasıl artabilir arkadaşlar? Asker sayısını arttırmak için ne yapabiliriz? Hazarya devletini yen, Avrupa Hun devletini kur. O da olur. O da olur. Oyun efsaneymiş. Tutuldum vallahi. Oğlum oyun çok güzel Mehmet ya. Aleykümselam Sayıcım, hoş geldin.
Twitch serverlarında Amerika, Avrupa gibi serverlarda reklamla bit kazanılıyormuş. Biz kazanamayak diye TTR'ye koymamışlar. Doğru, doğru. Yani insanlar bizim genelde böyle o tarz şeyleri kazanmamızı çok istemezler. Evet, yani ben ordularımı artık biraz büyütmek istiyorum ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Hafif hattımız var. Bunları zaten büyütmüşüz büyüteceğimiz kadar. Daha ne kadar büyütelim? Büyüklüğü artırarak iki yapabilirim bunu. Ama yeterli prestijimiz yok. Evet, saldıracağız. Siri Derya, yeni şeyimiz abi. Sana dalacağım. Siri Derya. Senin komple içinden geçeceğim. Abi. Neden dütlük fethi yapamıyorum? Şanlı seviyesinde değilim. Kimer? Kimer, kontluk, dütlük fark etmiyor. Okey. Buraya dalıyoruz. Oyunu durduruyoruz. Askerlerimi çağırıyorum. Sevgili askerlerim, gelin buraya. Hepsi burada toplanmaya başlıyorlar. Hızlandıralım oyunumuzu. Oha, bunların bir sürü müttefiği varmış. Büyük savaşa girdik arkadaşlar. Büyük savaşa girdik. Düzgün yönetmemiz lazım. Ben vallahi hiç müttefiklerine bakmadan daldım. Niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Ama umarım kurtaracağız bu işten kendimizi. Askerlerimiz hemen biriksin. Ben eskiden iki birlik çıkarabiliyordum. Şu anda neden tek birlik çıkardım? O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Şefin yeteneği nasıl? Dövüş iyi değil. Dahi stratejist olabilir. Şimdi bunların önce burayı alalım o zaman. Bunları kıra kıra gideceğiz. O gerçi çok bir askerleri yok lan bunların. Buraya direkt gir ya. Gir anasını satayım, şurayı bir al ya. Etkileme şakşakçı. Yerel ahalinden bir kesimin Guang şehrine taşındığı haberini aldım. İster yeni göçmüş olsun, ister eski, üvey erkek kardeşim Dük Gökbörü halkın gözünde iyi bir itibar sahibi olduğunu görürse bana karşı olarak fikri değişebilir. Al oğlum, bizde paradan bol ne var? Ulan bak, şurayı alıyorlar ya. Orduyu böleyim ben ya. Orduyu böleyim ben. Yoksa öbür türlü olmuyor. Abi. Orduyu böldüm. Nasıl böldüğüm orduyu kullanacağım sadece? Allah Allah. Oğlum böldüğüm ordu... Hah, tamam, böyle kullanıyormuşuz ya. Sen burada durur musun kardeşim? Sen oraya gitmiyorsun ya. Ay, ben sizin var ya yapacağınız işe tüküreyim ben ya. Sen de şuraya doğru yürü. Sen burayı al. Böyle yürüyeceğiz abi. Böyle yürüyeceğiz. Bunların öyle müttefiği falan filan var ama müttefikler falan tırt vırt yani. Tırt vırt bunların hepsi. 124 kişiyle saldırıyorlar. Yazık. Öldü, geberdi, yok oldu. Güzel. Fetihler başlasın. Güzel, nice. Şu an bir sıkıntımız yok gibi ya. Abi, oyunda hile var mı? Sen hile yaptın mı hiç? Oyunun zorluğu çok yüksek hile. Hangi oyun? Emre abi, aldığın ilk bilgisayarın özellikleri neydi? Ne bileyim lan oğlum. Bana ilk gelen bilgisayar var ya, çok düşüktü. Sait'cim 6K olduk vallahi. Teşekkür ediyorum kardeşim. Şevket, hoş geldin. Yapıldığı zaman oyundan alınan zevk var mı? Hile yapıldığı zaman oyundan bir kere zevk aldım. O da Rust oyunu ilk çıktığındaydı. O da 10 gün içinde beni banladılar. Bir saniye. Şu 1600 kişi bizim canımızı yakabilir. Şu 1600'lük ordu bizim canımızı yakabilir. Bu buraya buradan geliyor. Bu da buraya buradan gidiyor. Bunlarla bu şekilde dövüşmeyi uygun görüyorum. Şey, Kekavuz son ziyafetten büyük keyif almış görünüyor. Ziyafet esasında aralarında bazıları yetişkin olmak üzere çok yeni arkadaş edinmiş. Kekavuz, sen ne yapıyorsun oğlum? Sana bir karı bulamadık mı biz ya? Arluk. Arluk. Oğlum şeylerden falan yok mu ya?
Bardak, bardak, buçuk, burgi. Hak iddiası varmış. Tamam, bu karıyı al. Sana bu karıyı aldım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aleykümselam Mitkencim. Nagihan bir süredir Yüce Şef Batı hakkında farklı duygular besliyor. Nagihan? What the fuck? Batuhan kim? Yüce Şef Batuhan Kurtoğlu. Şimdi nerede onun Nagihan bir şeyler mırıldanıyor. 23 stres kazanacağız. Abi, savaş hemen başladı. Nasıl olacak? Bizimkiler yetişir mi? Yetişir mi? Tamam lan, kesti oğlum, boşuna gelmişim ya. İçinden geçti adamın dibi ya. 149 şöhrette cepledik, güzel oldu. Sen de bir dal şunlara. Lan oğlum, sen niye öyle manevralar yapma peşindesin ya? Dalsana şunlara, geri dön. Ulan senin ne işin var orada? Abi dedireceğim, niye böyle oluyor ya? Abi niye böyle oldu? Saçma sapan yerlere gittiler. Stronghold Crusader'ın yenisi geliyor. Gelsin oynarız. Az kaldı, çıkacak. Hanımımız hamile kalmış. Güzel. Severiz. Tamam, bir tık hızlandırayım artık. Çünkü başka bir şey olmayacak gibi. Tamam. Önemli kişi de esir alındı. Severiz. Talepleri zorla kabul ettir. Mekanı ceple. Mekanı ceple. Hadi bakalım. Şimdi. Bura kimin toprağı? Bizim toprağımıza dön. Oğlum sen de burada terhis et. İyi bak, bu adam mesela 5 toprak alabiliyormuş. Bunun 5 limiti varmış. Güzel. Buradan 5'ten yürürüz. Çocuğu Karahanlı hanedanıyla biriyle evlendir. Orta Asya'nın en güçlüsü o hanedanlık. Bakalım. Kırgızhanlığı var oğlum. Kırgızhanlığından biriyle evlendirsek ya. Karahanlılar nerede? Karahanlı falan yok. Ya hanedanlık olarak Karahanlığı mı yazıyor bilmiyorum. Bakalım o işlere hadi. Hanedam. Çocuklarımız. Bunu evlendirdik biriyle. Nagihan'a evlendirelim çok. Çünkü şeyler gelmeye başladı. Ara desek. Bir kere din dengeri olsun. Kültür. Hepsi olsun. Tamam, kim geldi? Kırgız annesi. Evlen kızım bununla. Evlen kızım bununla. Hanedanına mensup olur. Bu evlilikten doğan çocuklar Boyak Enise Kırgız. Ana soyuyla evlilik desek kabul ediyor lan. Ettirdim. Dukak hayatını kaybetmiş. Komutan gelişti ele. Güzel. Mükemmel. Kırgızhanlı'yla da ittifakı kurdum ki vallahi danından yenmez. Şimdi kralı gelsin. Şimdi kralı gelsin. Tamam, terhis edelim orduyu da. Ordularımızı terhis ettik mi? Şurası neresiymiş? Dükgörü. Bu ne ya? Dükgörü size karşı 5 yıl boyunca 10 görüş kazanacak. Gökbörü aslında şey oldu ya. Benim lan. Benim. Bana şekil şükür yaptırtmayın. Burası benim bence saldırmamı hak eden bir yer. Ateşkes bozuyormuşuz. Luyka çok cesursun. Güçlü olan sözleri dile getirmem. Görünüyor ki nur topu gibi bir oğlum oldu. Evet, çocuğumuzun adı ne olsun? Aleykümselam Tarkan. Çocuğumuzun adı ne olsun arkadaşlar?
Birden 20'ye kadar bir sayı tutuyorum. Tamam, birden 20'ye kadar bir sayı tutuyorum. Herkes chat'e yazsın. Herkes birer kez yazsın. İki kez yazanı kesinlikle bakmayacağım, almayacağım. Birden 20'ye kadar. Yüzüm biraz fazla mı parlıyor? Yüzüm mü parlıyor? Yüzüme nuru dağılmış. Birden 20'ye kadar, tamam mı? Bir sayı tutuyorum. Birazdan geliyorum. En yakınını tahmin edenin istediği ismi koyacağım. Geliyorum. Evet, aklımdan tuttuğum sayı 4'tü. Kim yazmış? Tamam, Midken ve Numra en yakınları. En yakınları. Midken ve Numra. İkiniz bir daha yazıyorsunuz. 10'a kadar bir sayı daha tutuyorum. Sadece Midken ve Numra yazıyor. Hangisi bilirse o koyacak çocuğun adını. Tuttum. Tuttum. Midken ve Numra. Evet Midken. 8 dedi. Numna kazandı. Çünkü 2'yi tutmuştum. Numnacım söyle çocuğun adı ne olsun? Oğlan çocuğumuzun adını ne koyalım? Selçuk. Tamam kardeşim. Selçuk. Güçlü ve bilge olasın oğlum. Dur kulaklığımı da takayım. Müzikler gelmiyor ya. Müzikler gelmeyince moralim bozuluyor ya. Okey. Bebeğimizin adını koyduk. Rakipsiye savaş açtı mı lan? Rakipsiye açmadık değil mi? Bunlarla da mı ateşkesteyim ben şimdi? Abi şanlı nasıl olacağız biz bu herifle ya? Bu herif de yaşlı ama ya. 47 yaşında oğlum ya. Bu eleman da yaşlı ya. Lan sarı kamış almamız yok mu ya? Kontluk fethi. Karakterinizin hak iddiaları. Aa, hak iddiamız varmış burada bizim. Ulan hangi taraf ki bu ya? Düklük fethi. Tamam, kontluk fethinden giriyorum ben buraya. Dur lan bu belki vasal olarak gelir. Gelmiyor. Tamam, ben burayı Indira Gandhi yapıyorum abi. Savaş ilan et, kontluk fethi. Düklük fethi yapabilmeyi çok isterdim ya. Maliyeti yetmiyor. Kabilesiniz. Ben niye kabileyim oğlum? Ben kabile miyim lan? Oğlum biz nasıl kabileyiz ya? Kabile otoritesi. Ha, yüksek kabile otoritesi. Mutlak kabile otoritesi. Krallık kademesinde ülkeyiz. Tamam 5 iddiamız var.
Burası neresiydi? Şurası. Tamam, dalıyorum buraya. Dalıyorum burayı. Buraya savaşı açtık. Alalım anasını satayım. Toprağın küçüğü büyüğü olmaz. Toprağın küçüğü büyüğü olmaz. Hepsini burada topla. Şu anda mesela neden küçük toprak çıkıyor? Gerçekten hiçbir fikrimi bilmiyorum. Av düzenli. Aa, doğru, av düzenliyorduk. Okey, onu yapalım. Bunu bir sessiz alayım, telefonum susmuyor. Çökün lokmalara, Selçuk'un şerefine. Çökeceğim, çökeceğim, içlerinden geçeceğim şimdi onları. Ulan yanlış yere girdik. Yanlış yere girdik ama ne yapacağız? Şöyle gidelim bari, ne yapayım? Oraya gidene kadar topraklar herhalde açılır. Ah ya, 915 kişi çıkardı ya. Orduyu ikiye bölelim. Aha, herkes benim ne kadar dindar biri olduğumu biliyor. Tengiri adına yaptıklarımdan öbür dünyaya kadar bu dünya için de faydalı. İnsanlara Gök Baba'nın desteğine sahip olduğumu hatırlatmalıyım. Adam başlığı kulelerden haykırılmalı. Dindar Süzeren. Dindarlığımız çok iyi ya. Ben prestij alayım şuradan ya. Teşekkür ederim. Kulelerden bağırdık abi resmen. Oha! Yaralarım yavaş yavaş iyileşiyor. Artık her an acı çekmiyorum ama zayıfım. Dün yapmam gereken bugün yapabiliyorum. Ayda. Ayda. Sen burayı bir fetheder misin kardeş? Sen de yürü şunun bir ordusunu yakala bakayım. Sen bunun ordusunu bir yakala bakayım. Hadi canım, hadi canım. Çabuk seri. Burayı birine vereceğim ama ya. Burayı ben tutmayacağım elimde. Zindandaki tutsaklar ölüyor, sat. Bakalım. Şuradan mı görüyorduk? Oha, bir sürü tutsağımız var. Han Sevenç bunu kabul etmez. Oha, almıyorlar la bebeği. Fidye karşılığı. İyilik borcu. Han Sevenç kim? Bıraktım. Fidye karşılığı. Han Sevenç. İşkence et. İşkence değil mi karıya? Dur lan, şey yapalım bunu. Aa, bunu ben metres cariye olarak alayım. Ha. Yüce Şef Ertekin kim ki bu? Ben bunu metres olarak alıyorum ben bu kadar. Bak bak, agresif, iyi asker, tamam. Cariyem yaptım. Bir cariye daha yapalım. Karakterimizin tutsak uçanga, şehvetli, kolay güvenen. Ufa Han ailesi. Gel la, seni de cariyem. Kendime cariyeler yaptım. Başka abi, onlara normalde teklif gelince satabiliyorsun ki. Bu şekilde satamıyoruz biz bu tutsakları. Saray hekimi alayım ben bir tane ya. Bir tane saray hekimi alalım. Bir tane av düzenleyelim. Devam ki. Tam da konseyimde Maraşal Bayır ile ben tepenin zirvesine ulaştığımızda onu duyuyoruz. Dallar çıtırlıyor, ağaçlar şişiriyor. Kuşlar korkuyla çığlık atıyor. Onun geldiğinin haberini veriyorlar. Kocaman bir karaca bize doğru geliyor. Astır. İmdat Bayır bir şeyler yapmış. %72 oranla karacaya da ölmezsin değil mi ya? Orduyu böldükten sonra map üzerine orduya tıklarsan bölünen ordulardan birini seçer. Okey. Kabilelikten çıkmanın kararlar federal yönetimi düzenle. Pazar yavaş yavaş Oğuzların hakimiyetine geçiyordu 893 yılında. Öyle mi? Tamam. Tamam. O oyunda tam streamer oyunuymuştu. Suikast falan vardır. Bütün tutsakları cariye yaptınız. Ya ne yapalım oğlum? Alırız. Bedava hatun gelmiş. Direkt cepledim. Yatakta seni bıçaklayabilir. Yatakta beni bıçaklarsa artık biz de onu bıçaklarız. Ne yapalım? Zaten bunun biraz... Oha, 10 yıl boyunca av etkisine sahibim. Tamam. Tecrübeliydi, alalım abi. Ölmeyelim.
Bizi iyileştirsin. Ağam son buluyor. Atalarımız, atlarımız binip uzaklaşıyoruz. Çöl arkamızda kalıyor. Hizmetkarlar Karaca ve diğer geyikleri görüş yolculuğu için hazırlıyorlar. 150 prestij, güzel. Hemen bir de ziyafet düzenleyelim arkadaşlar. Neşeli toplanma. Hoş geldiniz dostlar. Bu savaşı da alırız rahatça diye düşünüyorum. Efendim şarap. Son fıçımız kırıldı. Bu hiç iyi değil. Ziyafet hala devam ediyor. İçecek olmazsa şarap tüccarı hala şehirde olmalı. Hepimiz beraber çalışmalıyız. Gizli mahzenimi açma zamanı. Vay. Kana kana iç. Aylık prestij arttırıyormuş. Güzel. Buna verdim abi. Gizli mahzeni de açtım. Onları da kestik. Geçen gece ne söz verdim? Neyin sebep olduğunu hatırlamıyorum. Ama basalım Şef Huzur ile konuşurken benden istediği her şeyi yapacağımı söyleyerek sırtına vurduğumu unutmadım. Ettiğim yemin hakkında söylentiler artıyor. Kim ki lan bu? Abi ben buna hiç kozmoz vermem ya. Bana ne lan? Yürü git. Kovala sen de bunu. Tekrar görüşmek üzere. Savaşı kazandık. Talepleri dayat, zorla kabul ettir. Cepleyelim. Haydi bakalım. Topraklarımızı genişletiyoruz oğlum. Çok güzel oldu ya. Ölen baban için cenaze yapabiliyorsun. Nasıl yapıyorum lan? Babamın için gökyüzü defni. Oha hemen yapalım. Geleneğimizde olduğu gibi sarayımdan küçük bir grup kuruş için uygun bir cenaze töreni düzenlemek amacıyla vahşi doğaya doğru yola çıktık. Tören alayını fark eden leşçil kuşların tepemizde daireler çizmeye başlaması uzun sürmedi. Hevesliler ancak sabırsız değiller. Ziyafet çekmek için son sözlerimizi söylememizi ve yola çıkmamızı beklediler. Huzur içinde yat babam. Güzel. Güzel. Severim. Güzel. Şanlı da artıyor yavaş yavaş. Burayı da ele geçirdik. Burası kaldı. Buraya da dalacağım. Şurada ne var? Şurada kim var? Burada da küçük topraklar var ya. Oha kutsal tarikat kurabiliyorum. Tarikat kurmamız yok mu oğlum? Türkçe desteklenmemektedir diyor. Nasıl yaptın? Dostum şeyde Steam atölyelerde Strateji Türk'ün geliştirmiş olduğu %100 Türkçe olan bir yama var. Tıklıyorsun, abone oluyorsun. Bitiriyor, gidiyor. Tarikat kurmamız yok mu lan? Maliyet 500 altın. Bir krallık veya imparatorluk sahibisiniz. Kutsal tarikatın karargahı olarak kiralanabilecek şehir veya kaleye sahip baronluğunuz var. Adanmış hizmetkar ve daha yüksek. Ulan tarikat kurmamız var mı? Ne diyorsunuz? Bağımsız yapımcılar oyunlarını arada böyle yayında oynayabiliriz. Oynarız tabii oğlum, niye oynamayalım? Şimdi mesela bir tane oyun geliyor 25'inde. İlk defa Türkiye'de herhalde ben oynayacağım. Şimdi ne yapalım, ne diyorsunuz? Kuralım mı lan bir din? Turkish player dini. Doğru inancı kurmaya adanmış savaşçılar her zaman ihtiyar. Ama tarikat din kurma değil ki. Kendisine hizmet. Tarikat kurma, din kurma değil. Aleykümselam Night Blue. Burak'cığım hoş geldin. Birçok oyunu TR'de ilk oynadığımız gibi. Aynen. Oynuyoruz da değerimiz bilinmiyor Mitken. Şimdi. Ne yapsam ki ya? Bence bu toplara girmeyelim ya. Haçlar Hanedanı. Yuhiş Hanedanı. En az onun üyesi bu şartları yerine getirmesi gerekiyor. Pek çok tahtın hanedana etkisine sahip olacak. Bağımsız bir hükümdar. Şu anda en az 10 üyesi. Benim kaç üyem var, ne yapıyoruz ki, ben anlamadım bunun ne olduğunu. Yeni bir imparatorluk kur. Haşmetli. 120'den daha fazla. Krallığa 3 veya daha fazla krallık. Tamam, bunları yaparız. Evet tamam, kurmuyorum. Ha sen Çin şövalyeleri gibi. Tamam gerek yok. Müslüman olmayacağım ya. Müslümanların içinden geçeceğim. Kendi dinimizi kuracağız. Tranquil Fire hoş geldin dostum. Haçlar Hanedanı nedir, ne oluyor? Bilmiyorum vallahi. Öğrenmeye çalışıyoruz. Fidye karşılığı bıraktık. Koz elde ettik.
İyi düzenlenmiş saray, 10 görüş kazanmışız. Kuşatmayı kazanmışız. Kuşatmada birisi yine esir alınmış. 25 gold ceplerim. Hiç çok severiz böyle şeyleri. Diplomasi becerim 1 artmış. Entrika becerisi 1 artmış. Güzel. Güzel. Tamam, istemiyorum. Meşru süzeren. Meşru süzeren kim ya? Oğlum ben kimin meşru süzereni değilim ya? Dejür sınırları içerisinde onların ünvanını bir kademe üstündeki ünvana sahip olmanız gerekir. Sonraki. Ben kimin meşru süzereni değilim oğlum? Ben delireceğim şimdi ya. Vasallar. Bunlara tek tek bakacağız mı şimdi? Vali Tanrı vermiş. Oğlum sen niye şehri düzgün yönetmiyorsun lan? Ben bu meşru süzen olayı nereden göreceğim? Eyvallah Zinovcum, hoş geldin. Suikast ile liderleri devrilip sarılan ordunun içinden geçip toprak alma var mı? Var. Orta Doğu'da harbi güçlü devletler var. Yanına sağlam müttefik al. Şeyleri aldık oğlum müttefik olarak. Kırgız'ı aldım. Daha neyi kim alayım? Şimdi şuradan ala ala da toplayacağım şuraları da bak. Şurayı mesela ceplemek istiyorum. Burayı ceplemek istiyorum. Yüce Şeflik. Bunu öldüreceğim bunu. Neyse dur bakalım. Çözeceğiz. Şimdi şura benim değil mi ya? Ben nereye aldım? Ben şu sarı kamışı aldım. Teriset. Teriset. Tamam. Şimdi orduları teris ettik. Ben bu sarı kamışı istemiyorum. Ben bu sarı kamışı istemiyorum abi. Kime vereceğim ben burayı? Birine ver. Kuruşa verdim ya. Torunuma verdim. Oğluma verdim. Eski torunum, yeni oğlum. Tamam, buraya verdim. Şimdi, ulan aslında var ya, Müslümanlara çok da girmek de istemiyorum ama şu Samani topraklarını istiyorum ben ya. Düklük krallık istilası. 2000 maliyeti var be. Düklük fethi. Şanlı seviyesinin altındayız anasını satayım hala ya. Ulan bir şanlı olamadık oğlum, delireceğim ya. Diploma seçenekleri inanılmaz oğlum oyunun ya. Zihni avcım oyun. Şöyle 13 yazan yere tıkla, orada bir vasalın diğer vasalını aktaracaksın. Bunu da birine vereyim ya. Düşük kontrol diyor oğlum. Ah şu 3 yaşındaki çocuk. Ay, ünvanlar gasp edilebilir. Kime? Kanlık. Gasp et. Savaşta olan birinin birinci ünvanını gasp edemezsin. Güklük. Ünvanı oluşturayım lan. Bu şimdi nerenin ünvanı oğlum? Ben bunları vallahi göremiyorum, delireceğim ya. Arnat Artanoğlu. Artanoğlu, tamam. Oluşturuyorum anası satayım. Oluşturdum. Aramız var. Aramız var, huzurumuz var. Kardeşim hayırdır? Tamam. Bu kim ki ya? Buna vermişiz. Hazarya'ya da savaşa ilan etmezsin değil mi ya? Hazarya'ya da savaşa ilan etmezsin. Şu kimeklere savaş ilan edebiliyor muyum? Kimekler. Boyun eğdirme. Savaş ilan et. Aha, kimeklere komple bunu yapabiliyorum. 12 yıl boyunca 25 görüş kaybedecek. Kontluk fethi, düklük fethi, kontluk fethi, düklük fethi, kontluk fethi.
Krallık istilası. Hak iddiaları. Hak iddialarını kullanarak savaşı ilan edeyim ya. Aynen ettim anası satayım. Oha burada direkt orduları çıktı bunların. Bir saniye. Şimdi olay değişti. Burası var. Fethedeceğimiz bir de burası var. Bizim topraklarımız da tam olarak burası. Şimdi ordularımızı bu bölgede çıkarmamızın doğru olacağını düşünüyorum. Hepsini burada topla diyorum. Hızlandırıyorum bir tık. ...2000 kişiyle şunlara bir dalıyorum hemen. Bu savaş çok kritik. Burayı aldık. %20 kazandık. Gidip şurayı alalım. Benim konseyimde nereliyiz bu? Olan Maraşel ölmüş. Atalım seni. Konsey üyeniz Bayır öldü. Dost savaşçılar öldü. Düşman savaşçılar esir alındı. Bir karşılığı bırak desek 56'ını hemen veriyorlar. Bir dakika sonra. Şimdi şurayı bir hemen böleyim. Böldüm. Oğlum ben bunları nasıl seçiyorum ya? Ulan boşuna vakit kaybettik ya. Vallahi time waste oldu. Tamam sen şurayı al. Sen de şurayı al. Örgütlenme de dağıldı. Bizi karşı örgüt mü örgüt de yok ha. Aleykümselam Berkeciğim. Oyunda hangi yıla kadar ilerliyor? Teknoloji gelişiyor mu? Şimdi teknoloji şöyle gelişiyor arkadaşlar oyunda. Göstermem gerekirse. Dur şuradandı galiba. Evet mesela bakın biz Onager teknolojisini seçmiştik. Onager teknolojisi açılmak üzere arkadaşlar. Onager açılınca fetihlerimiz çok daha hızlı olacak. Mountain Blade yarın mı gelir öbürsü gün mü gelir bilmiyorum. Reis akıyor maşallah hak ettiğini alamıyorsun bence. Şimdiden az aylık alman gerekiyor. Cengocuğum inşallah o günlerde gelecek kardeşim benim. Valla biz kazanıyoruz şu anda. %20 savaşta öndeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Şunlar bize karşı savaşa girdi de biz şuraya daldık. Buraya da daldık. Tamam devam ki. Devam ki. Şöhretimize şöhret kapatıyoruz. Oh seçenekler geldi. Güzel. Burada savaş vurguncusu. Cumhuriyetçi lider görüşü artı 20. Cumhuriyetçi vasalın vergi katkısı artı 15. Cumhuriyetçi mi şimdi benim vasallarım ya? Bu buradan neyi yapacağız anlamadım ki yahu. Tamam bina inşa etmeyi açtım. Ama artık buna gitmek istemiyorum. Buna artık gitmek istemiyorum. Lan yine buna gittik ya. Ben odamı değiştirmek istiyorum ya. Entrika gaming yapacağım biraz ya. Neyse. Sonrakinde yapacağız inşallah. Nagihan Reşit oldu. Nagihan'ı zaten nişanlamışız. Çabuk büyüyorlar. Kavus da reşit olmuş. Aa tehlikeli bir savaş. Tehlikeli bir savaş. Orada çok büyük yanlışa düştük. Ulan 350 prestiji alsam çok güzel olur be. Aldım lan. Hastalık bulaşıcı. Dikkatli olun. Saray hekimim Gundes beni geri çekiyor. Köylünün hasta vücudu derisinin şekli kıza. Oha yüzü nasıl pislenmiş. Masanın üstüne yatıyor. Ceset yaklaşanına ekfilenizi kabul... Kalmaz toprağın gezintiye çıkmayı planlıyorum. Ceset hastalığının kaynağına dair ipuçları taşıyor. Olabilir. 60 stres. İkinci özelliğe sahipsiniz. Kalmaz toprağına fırlatayım mı lan? Şefertan kim? Bana ne ya? Fırlatın lan onu oraya.
Ulan şu savaşı kaybettik. Vallahi çok biz kaybettik bu savaşı. Abi fuck. Çok büyük yanlış yaptık. O savaşı kaybetmememiz gerekiyordu. Kaybettik. O savaşı kaybetmememiz gerekiyordu. Abi sen geri dön. Sen geri dön. Sen geri dönerken sen de git yetiş. Sen 750... Ulan orada var ya 1800 kişi var be. Siz birleşin kardeş, birleşin. Sen bir dursana kardeş, nereye kadar kaçacak ki bu? Bu nereye kadar geri çekilecek ben anlamadım ya. Ulan burayı bırakmasaydım keşke. Kendimi intihar edeceğim. Al burayı al. Senin asker durumun ne? Topluyorsun, topla. Evet oğlum, bunun vasalı ben değilim lan. Bunun vasalı nasıl ben olmuyorum? Süzereni başkası bak. Ünvanı kendin için iste. Yüce Şef Hakan adlı karaktere ait bir ünvanı kendin için iste. Etkile, hediye gönder. İki seçenek daha. Bunu ne yapacağız şimdi? İtlik kopukluk gaming. İtlik kopukluk yapamıyoruz ama. Öldüreyim la ben bunu. Planı başlattım anasını satayım. Ben bunu öldüreceğim. O menüye nereden ulaşıyoruz? Planlar bu ha. Davet. Şimdi buradan hangisi ikna edilebilir? İkna edilebilir diyor. Gel Özlem. Rüşvet verelim. Kabul etti hemen. 83. Başarı ihtimali. Buna rüşveti verdik. Lale'ye de verelim. Kesinlikle kabul etmiyor. Alavan gel. Alavan da gelmiyor. Bunların hangisi rüşvete gelir? O da gelmedi. Şaman var, şamana versek, o da gelmedi. Ayazıt da gelmedi. Bu geldi. Ha şunlar mı ikna edilebilenler? Tamam. Topladık vallahi birkaç kişi ikna etsin diye. Bakalım. %95 oldu. Tamam. Herifi öldürüyoruz. İlk adamımızı öldürüyoruz. Abi yayında reddediyor diye yazıyor. Neden zorluyorsun adamları? Zorlayacağım oğlum. Bana ne? Kabul et. Bunların içinden geçeceğim. Sen şuraya doğru gel kardeş. Oradaki fetihimizi bizim az bırakma. Ben bir tane de paralı asker tutayım ya. Ben bir tane de paralı asker tutayım ya. 175 altına 700 kişi geliyorlarmış. Lori Ermeni'yi bölüyor. Ermeni'yi tutmam. Herzem savaşçıları. Milis ve zırhlı yayalardan oluşuyorlarmış. Türk atlıları. Tamam bu gelsin. Garaboğaz kol. Garaboğaz kolu kiraladım anasını satayım. Paramız var, huzurumuz var. Hayırdır. Garaboğaz kol, git burayı kuşat. Sen de git Garaboğaz kola yardıma doğru. Devam ki. Aha! Aha! Cinayet Gaming! Planların meyvelerini vermeye başladıkça iletişimin hızı o kadar da önemli hale geliyor. Tam da içerisinde bulunduğumuz durum için ideal. Akıllı bir güvercinim var. Aşağı gerekirse bana acil mesajlar göndermek için onu kullanabilir. Yanıtlanması gereken soru, güvercinin kale içine nasıl gireceği. %70 öldür Şeftol'un planı posta güvercinin etkisine sahip olacak. Cinayet planı.
Eğer hediyeyi bizzat gönderirsem Şef Tolun reddetmez. Çok riskli. Kuşu deniyorum. Evet, nice. Kuş da girdi içeri. Kuş da girdi. Oha 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 oha. 3000 kişi geliyor. 3000 kişi geliyor ya. 5000 kişi geliyor ya. İçimizden geçecekler arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 5000 kişi üzerimize doğru koşuyor. 5000 kişi geliyor. Ulan burada bitmek üzere ya. Bir tık devam ettireyim. Abi dalıyorlar. Abi dalıyorlar. Abi vallahi dalıyorlar. Burayı alamayacağız. Burayı alamayacağız. Bu savaş bizi çok yoracak. Bu savaş bizi mahvedecek. Hemen ben bir tane daha ordu kiralayacağım. Ulan oğlum çok pis içimizden geçecekler. 1500 adam. Gel. Gel tuttum seni gel. Sen de şuraya gel hemen. Ordularımızı orada birleştiriyoruz. Büyük savaş is coming arkadaşlar. Büyük savaş is coming. Kaçman lazım. Kaçman lazım 1500 kişiyle. Kaçamadı 1500 kişiyle. Hemen katılın bu savaşa. Katılın hemen bu savaşa. İçinden geçiyorlar adamlarımızın. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Yetişemedik. Yetişemedik. Evlenin anası satayım ya. Evlenin, evlenin ya. Müttefiğim falan yok mu benim oğlum ya? Para da bitti. İçimden geçtiler. İki seçenek daha. Savaşa çağır. Gel. Yardım et bana. Çabuk çabuk çabuk. Sen de gir oraya. Sen de gir oraya. Çabuk oraya gir. Düşmanlarımız Kırgızhanlığı geliyor desteğe. Yok olduk abi. Yok olduk. Yok olduk abi. Yok olduk. İçimizden geçtiler. Adamlar tek tek avladı bizi. Tek tek avladı bizi. Tek tek avladılar bizi. Bahadır mağdır da kalmadı. Anasını satayım. Ordu da kalmadı anasını satayım. Çok pis tırtladık. O burayı alabilir mi? Onlar gelene kadar. O burayı alabilirse onlar gelene kadar efsane olur. Geliyor mu bunlar? Ordu gönderdiler mi Kırgızlar? Kardeşlerim. Kardeşlerim. Kuşatma altındayız. İçimizden geçecekler. Savaşçılar öldü. Konseyimde yine boş koltuklar. Arka arkaya yükseliyor. Alamadılar tabii ki de. Tabii ki de alamadılar. 5'le alamadılar abi. 5'le. Adamlar hepimizin içinden geçti. Askerlerimiz birikene kadar yardım bekliyoruz. Yardıma gelmiyorlar. Kırgızhanlığıyla ittifakım sona erdi. Kendimi intihar edeceğim. 2000 kişi geliyor mu lan bize? Gelmiyor. Kırgız hattında itti. Kardeş bunlarla biz barışmamız lazım. Bunlar birileriyle savaşıyorlar ama neden böyle oluyor anlamadım. Şurada az kişileri varken aslında hemen bir ordu şuraya çıkarsam yetişir mi? Afiyet olsun Tolun dedim. Ve Tolun son yemeğini yedi ve öldü. Öldürdüm oğlum, gıcık oldum. Bana şekil yapıyordu. Şef Tolun öldü. Şef Tolun öldü. Para toplayacak adam yok. Şef sarı gel. Ağzı yüzü yanmış onun da. Herifi niye öldürdüysek? Boştan yere öldürdük. Tamam, askerlerimizi şu bölgede bence biriktirmeye başlayalım. Son bir toplanacağız. Herkes buraya gelsin. Herkes buraya gelsin.
Son bir büyük ordu olarak toplanacağız. Ne var burada? İkmal limiti yetersiz. Kızım olmuş. Kızımıza şu anda ihtiyacımız yok. 2500 kişi. Son büyük ordumuz. Ve yavaş yavaş yürüyoruz arkadaşlar. 2800 kişi. Biraz geri gel. Biraz geri gel. 3000 kişi olduk. 3000'e 3002 abi 5000 kişi oldular. Savaş, son savaş. Son savaş. İçimizden geçiyorlar mı? Geçemiyor. 100 kişi kaldık. 50 kişi abi içimizden geçtiler. 1900 kişiyle geri dönüyor muyuz? Dönüyoruz. Döndük. Karı koca kavgaları. Sevgili karımı çalışma odasında surat asarken bulduğuma şaşırdım desem yalan olur. Canım şerefe sıkılmış. Ama ne olduğunu ağzına... Hayatım seni böyle bir şeyle rahatsız etmek çok üzücü ama Gülçiçek bana ağzına alınmayacak laflar söyledi ha. Gülçiçek kim? Yarına kadar buradan gitmiş olsun. Oluşu %41 Luka ile tartışıyorum. %58 sağ kuyu karım hemen ceza vermemi istiyor. Yarına kadar gönderin Gülçiçeği. Benim karıma kimse şükür şükür yapamaz. Ordularımız geri toplanıyor. Abi çok biz sıçtık ya. Adamlar var ya içimizden içimizden geçti yemin ediyorum. Ordunun başındaki komutan kim ya? Rehbersiz savaşçı diyor anasını satayım ya. Bu ordunun başındaki komutanı değiştiremiyoruz mu biz? Ordu geri çekilirken değiştiremiyoruz. Ulan o büyük savaşı kazanacaktık. Vallahi çok yanlış oynadık Rıfat ya. İndirmedim dostum Rage 2'yi ya. Vallahi bizi ezdiler Rıfat. İçimizden geçtiler Rıfat. Bize acımadılar Rıfat. Parayı da bastık halbuki. Ama para da bir yere kadar. Daha nereye kadar geri çekeceksin kardeş sen ya? Haritanın öbür tarafına gideydin ya. Mevcut vaziyet çok kötü. Savaşa çağıralım. Bir tane daha varmış. Konum olarak sarayımda yaşıyor falan filan. Tamam. İyi güzel. Bir tane daha şeyimizi çağırdık. Şu an benim ittifaklarım ne durumda? Bir seçenek daha. Allah'ım. Ateşkesimiz var. Dük gökbörü. Vasal aktar. Vasallarınızdan birisini Dük gökbörü adlı karakterin vasalı yapın. Hmm. Ya biz aslında ya onları yönetmiyor muyuz? Anlamadım ki saçmalık ya. Orada bir saçmalık vardı çözemedim onu. Neyse dur bakalım. Siz toplandınız mı oğlum? Tanıdığım Karacık hamile. Kim lan bu Karacık? Elbette ben buna mutlu olmayayım ama son zamanlarda tuhaf davranıyor. Şehvetin özelliği değil, çocuk başkasının olabilir mi? Bana gerçeği söyle köpek. Tabii ki çocuk senin. Karacık beni süzüyordu. Aksini düşünmeme ne sebep oldu ki? Bu sözlere inanmıyorum. Karacık başka birinin çocuğunu çalışıyorsa Sakalakazi'de bir kanıt elde edeceğim. Ben de inanmıyorum oğlum. Kesin başkasından bebe. Ben savaştayken. Korkularım yersiz. Ajanlarım bütün olarak Karacık. Boşuna psikopatlık yaptık karıya. Hanedamın yeni üyesi Gülçiçek doğdu. Güzel. Devam ki. 2500 kişilik benim oradan şey ordum mu geliyor ya? Vallaha. Bana destek ordusu geliyor oradan 2500 kişi. Devam. Onlarla birleşirsek yardırırız abi. Gelin benim kardeşlerim. Ben bunlara da alsam şuradan. Bence çok güzel olur. %50
Yüce Şef Batı, Barsuki Yüce Şef'le iki başka miras yoluyla devraldınız. Neyi devraldık oğlum biz ya? Ne zaman devraldık? Kimden devraldık? Nasıl devraldık? Ben anlamadım. Vallahi müttefikler geldi ha. Müttefik izir. Ya fırlatın şunu, fırlatın bunu da fırlatın. Ölümün laneti sarayıma girmiş. Çiçek hastalığına yakalanmış birisi var. Zavallı kızım Nagihan hayatta tutunmaya çalışıyor. Dikkatli ol. Gerekenden fazlasını yapma diyelim. Kes lan şunların içinden. Lan nereye kaçıyor bu? Bizimkiler orada çarpışıyor. Güzel. Böyle ayaklanması mı var lan bir de? Ulan bir de köylü ayaklanması var. Hiç derdimiz bitmemiş gibi bir de köylülerle uğraşacağız. Siz bir gelir misiniz kardeş? Ben sizle bir kapışmak istiyorum. Kardeş bir gelir misin ya? Aa bunlar niye kaçıyor böyle benden sonsuza kadar? Köylü ayaklanmasını bastırdık kendi kendimize. Abi siz bir şuraya geçer misiniz ya? Ulan arkadaş niye böyle şeyler yaşıyoruz biz ya? Tamam geç. Strateji odağı. Biraz strateji odağı yürüyelim. Başkentimiz biraz daha hızlı gelişsin. İyi ölüyor bunlar. Bunlar yok oluyor. 4000 kişiye ulaştık bu arada bunları kovalarken. Nereye kaçtı lan bunlar? Allah Allah. Neyse, şurayı alıyor bizimkiler. Ben de gideyim şuraya alayım bari. Paralı askerler sözü Ersin ana satayım. Oğlum neler yaşıyoruz? Vekili harcımız yok. Gel seni atalım koçum. Devam ki. Ne yapıyorsunuz oğlum? Niye oradan gidiyorsunuz? Toprağı almamız gerekmiyor mu? Şurayı bir alalım. Orduyu bir bölelim. Tamam çocuk geldi. 2000 kişi buraya gitsin. Bunlar düşman mı ya? Kimmiş bu? İyiymiş bu. Alın bunu. Aldım bunu saraya. Abi savaş bitti diyor ya. Savaş nasıl bitti oğlum? Ben bu savaşı nasıl kaybettim? Hiçbir fikrim yok. Neresi ettim hepsini. Adamları kovalıyorum ama yanlış adamları kovalıyoruz ya. Vallahi içimizden geçtiler. Ne yapacağız bilmiyorum. Av mav düzenleyek bari de iki kuruş şey gelsin. Savaş bitti abi diyorlar. Aha. Geyik yaptı yemin ederim.
Oğlum ve varisim şey geyik kovalarken grubun önüne geçiyor. Yakından takip ediyorum. Yanına geldiğinde göğsünden okunu çıkarırken buluyorum. Beni gördüğünde oku arkasına saklıyor. 10 yıl boyunca köylüler güvende etkisi olacak. 30 görüş kazanacak. Cinayet sırrı tarafından aşağı çıkarılacak. Tamam. Yine başımıza gelmeyen kalmadı anasını satayım. Yine bir bilimum değişik şeyleri biz yaşadık. Tamam, çimeklerle bir daha savaşmayacağız arkadaşlar. Belli oldu. Savaş yönünü bu tarafa doğru çevireceğim. Bunlarla dostmuş, bunlarla düşmanmış. Devam ki. Abi çok iyi gitti, güzel. Bir tık puan elde ettik en azından. Orduları bir terhis edelim. Terhis edelim orduları. Şimdi savaş durumumuz ne durum? Oğlum savaş bitti, biz ne ara yenildik de o zaman niye hiçbir şey yazmadı ekranda? Yenildiniz, şu olacak, bu olacak. Hiçbir şey yazmadı oğlum. Çok ilginç. Toprak da kaybetmedik işte. İşin garip kısmı o yani. Toprak da kaybetmedik. Yoksa şura bizimle de kaybettik mi? Ne oldu bilmiyorum ki. Oğlum benim ordularım nerede toplanmış ya? Ve hepsini terhis etsenize kardeş. Bu niye üzgün duruyor ya? Sağlığı iyi. Müttefik, müttefik. Müttefik, bu herif çok güçlü ya. Ben buna tekrar dalamıyor muyum? Yüklük fethi. Kontluk fethi. Boyun eğdirme. Kontluk. Ben düktük. Ben dalıyorum lan bunlara. Yeter artık. Ben yeter artık. Benim çok sinirlendim oğlum. Bu sefer aynı hatayı yapmayacağım. Ordularımı bir bütün olarak kullanacağım. Hepsini burada toplayın. Oha, orduma dalıyor. O hatayı yapmayacaktın koçum. Ya şimdi bunların aslında... Ben bu 1700'lüğü nasıl alacağım? Bak ya, ikisi birden gidiyor oğlum, ben anlamıyorum ki bu iş. Neyse, burayı bir alalım o zaman. Bir de ben ona yer yapmak istiyorum artık ya. Ulan 120 istiyor. Düzenli asker birliğinde limitinde. Aa, çok fazla mı yapmışız? Bunu kaldırayım. Ona gel istiyorum, ona gel aynen. Daha hızlı fetihler yapalım. Akalım anasını satayım, yeter. Abi ben bu oyunu zaman oğlumla bir şeyler yapıyor. Kızım abisiyle şey diyor, bıktım valla. Emroid, senin valla çarpık ilişkilerin gerçekten ilginçmiş karşım. Bir şey diyemiyorum. Burası bizim toprağımız falan değil değil mi? Kesinin vasalı, bana ne ya. Kapışıyorlarmış, kendi kendilerine kapışıyorlar. Şimdi şurayı alacağız. Askerler çıkan, bana yardımcı olacak bir tüccar ağı oluşturmalıyım. %57. İyi tedariklenmiş ordular. Kalede erzak depolamalıyım. İkmal kapasitesi artı 100. Toplayıcılığa alışmış askerler etkisine sahip olacakmışız. Bu neymiş? İkmal süresi artı 10. Düşman kontukta yıpranma eksi 10. Ulan hangisi iyi? İyi tedariklenmiş ordular iyiymiş de. Onu parayla yapabiliyoruz zaten ya. Aramız var, huzurumuz var. Devam ki. Şuranın bitsin de şu salak kuşatması. Ondan sonra yapacağım. Evlendiğim karı beni babasıyla aldattı mı? Oğlum siz neler yaşıyorsunuz bu oyunda? Kardeş, ben ikinizden birini seçeceğim. Teşekkür ediyorum ya. Allah razı olsun. Sen de buraya git.
İkbaliniz bir dolsun. Yavaş yavaş şimdi başkentlerini de kuşatacağız. Öcleri, öcümü alıyorum arkadaşlar. Öcü alma gaming. Tamam, gel benle. Burada 1200 öküz var. Saldırın. Sen de şuraya git. Sıra dışı taktikler. Savaşta onurlu eylemler üzerine sayısız yazı mevcut. Bu yazıları kaleme alan yazarlarımız bir kez bile hayatlarını riske atmadıklarına eminim. Eğer muharebemi kazanma şansımı arttırmak istiyorsam belki de bir takım strateji izlemeliyim. 100 asker yaşam tarzı tecrübesi. Akılsız lakabını alacakmışız. Fazla. Vurkaç. Uygulamalı vurkaç. Geri çekilme zayiatı. Dostun ölü zayiatı. Kirli. On stres. Kirli numaralar kullanmayacağım. Vurkaç devam ya. Vurkaç bizim işimiz oğlum. Vurkaç bizim işimiz. Şimdi burada bir savaş olacak arkadaşlar. Belli. Belli burada bir savaş olacak. Bir kapışacağız. Belli burada bir kapışacağız. Tabi bunlar yemedi. Bunlar yemedi. Biz burayı bir fethedelim. 1800'lük böyle gelsin. 1900'lük fethetsin. 1900'lük fethetsin. 1800'lük böyle gelsin. Şurayı yağmalasın. Bir şey var yapabiliyorsa yapsın. Sen bir şöyle bunun önünü kes. Kes bunun önünü. Kes bunun önünü. Siz hayırdır de. Oğlum nasıl bir yürüme şeklim. Ah yakaladı. Geçin içinden koçlarım. Vurun ağızlarına. Hepsini gebertin. Ağızlarına tükürdük. Çok güzel oldu bu zafer. 97 şöhreti aldık. Şöhret. Haşmetli olmuşuz zaten yavaş yavaş. Yine biri mi öldü ya? Casus başım benim nasıl öldü? Ne oldu benim casus başıma ya? Onika Pandey, sen yeni casus başımızsın. Hoş geldin kardeşim. Tamam, buranın fethi bittiğinde arkadaşlar iş bitiyor diyecektim ve iş bitti. Öcümü her zaman alırım. Kimse Oğuzlara karşı çıkamaz. Kimse Oğuzların bileğini bükemez. Bize yaptıkları hainlikler yanlarına kar kalacak zannettiler. Ama bunu bilmiyorlardı ki bizim içimizdeki savaş aşkı, kana olan hasret cesaretimizle harmanlanıp topraklarımızı genişletmemize neden oldu. Ne konuşma yaptım be. Taleplerimi zorla kabul ettir. Tamam. Bu topraklar benim olabilir. Gayet güzel. Gayet güzel. 3 ünvan varmış. Düklük oluşturalım hemen. 300 puan kazanacağız. Oluşturduk. Düklük ünvanı da benim olacak. Kimseye vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Orduyu terhis edebiliriz. Orduyu terhis edebiliriz. Siz hayırdır la? Bana şekil şükür şekil şükür. Ha, siz hayırdır? Siz Oğuzların kim olduğunu bilmiyor musunuz? Sizi köpekler. Lan ben buradaki düklüğü mü aldım? Ben oradaki düklüğü niye oluşturdum lan? Niye öyle şeyler yaptım? Düklük düzenli bir seçenek daha. Ünvanı ver la bana. Ünvanı aldım. Böyle ünvan mı alacağız milletin elinden? Evlilik düzenli. Hukuk varmış buna. Seçenek daha. Seçenek daha. Vasilik öner. İlginç şeyler var ya. Ödeme talep et. Para istesek. İyilik borcu var ya bize. 50 gold alabiliyoruz karşında. Güzel. Sevdim bunu. Emre bunu sevdi. Birilerini evlendirir. Reis prestijin sıfıra inmiş. Evlendirme yapınca prestijimiz artacak mı? Tamam. O zaman başlayalım evlendirme gaming'e. Nagihan'ı evlendirmişiz. Bebeğimizi de evlendirmişiz. Yavrum sana uygun bir kız bulu. Çocuk bulacağım. Karakaray. Neresiymiş? Karakaray. Tamam, daha Karakaray'ı almayacağız. O yüzden evlenebilirsiniz mi diyeyim. Yo, bunlarla evlendirmeyeceğim. 900 askeri varmış. 700 askeri varmış. Nerede? Ama bu tarafta bak. Bu tarafta aslında güzel olabilir ya bir tane şeyimizin olması. Azarya o tarafını. Tamam bak. Bunlara ben çok bulaşmam. Bununla evlenebilirsin. Ana soylu evliliği kabul ediyor mu? Ediyor vallaha. Vallaha ediyor. Tamam. Bunu evlendirdik. Başka bebeğimize geçiyoruz. Kuruş evli misin koçum? 15 yaşında kendisi evli değil. Sen evli misin? Evlisin. Sen evli misin?
Senin eşin ölmüş oğlum. Ölmüş oğlum senin eşin. İç kanama geçirmiş. Sana yeni koca bulalım. Sana yeni koca bulalım biz. Ayasun. Kimle evlensin? İttifak gücü. Bu nasıl bir evlendirme şekli anlamadım ki. Tamam, evlendirdik birkaç kişiyi herhalde. İttifak kuruldu. Güzel. Oğlum iyileşmiş. Oğlumuzun iyileştiğine sevindik. Kuşatmada esir alınanlar var. Tamam. Bir tane daha çocuğumuz olmuş. Ben artık Samaniye dalarım o zaman. Artık yeter. Savaş ilan et. Rallık istilası. Oha. Haşmetli seviyesinin altında. Ulan Şanlı'da mıyız biz hala ya? Üklük fethi desek anca şurayı veriyor bize. Tamam. Burayı alacağız. Hak iddialarımız varmış. Bunlar şey yiyor. Kontluk alalım. Kontluk iyidir. Bunların müttefiği var mı? Var. 900 asker, 700 asker. İçlerinden geçerim. Siz kim ola köpeksiniz ki? Bana komşu olup topraklarınızı hala bana vermiyorsunuz. Bana hediye etmeniz gereken toprakları zor kullanarak almak zorunda kalacağım. Bundan böyle biline ki tüm topraklarınız benim olacak. Hepiniz benim boyunduruğuma gireceksiniz. Onager'ımız da var. Güzel. Onager time. Şunları büyütsem aslında iyi olur ya. Bir tane basayım. Bir tane de buna basayım. Buna basamıyorum. Tamam. Anlaşıldı. Devam ki. Ordularımız büyüyüp genişliyordu. Şimdi düşük ordu hangisi? 1700. Sen burayı kuşat. Sen gel benimle koçum. Sen direkt başkente yürü. Devam ki. Askeriye yaşam tarzımız benimsenmiş. Bu dayı ölmesin. Buna bir sağlık basalım. Bu dayıya bir sağlık basalım. Basamıyoruz mu? Ya illa buradan şey mi yapacağız? Savaş sebebi maliyetini -%50 düşürüyormuş. Bunu açalım. Bu bence gayet yeterli olur bizim için şu anda. Boyun Steam'de var mı? Boyun her yerde var dostum. Her yerde var. Sence Bannerlord bu kadar... Oha, Bannerlord da bu kadar diplomasi seneye olsa... Hiçbir şey yapamayız oğlum. Oyunu oynayamayız. Eşiniz askerlerinizle çalışmaya. Güzel. Bu arada artık çok hızlı fethediyoruz. Çünkü Onager yaptık. Onager'lar sayesinde artık fetih çok kolay. Direkt başkentine yürüyeyim ya. Ama başkentine yürüsem ne olacak ki? Şurayı alsam yeter bence. Ne oluyor? Son zamanlarda oğlum ve varisim Şeyh Kekavus ve vasalım Kusek kale etrafında sık sık derin bir sohbete dalmış şekilde görünüyorlar. Ortak bir nokta bulmuş gibiler. Ne hakkında konuşuyordunuz dediğimde çocukla arkadaş olmuşlar falan filan diyelim bence ya. Güzel. Yok et, yok et, yok et. Seri. Biraz asker kaybettik. Tehlikeli örgütleşme. Kim lan bunun üyeleri? Ulan bizim şehirlerimizde neden sıkıntı var ya? Neyse dur bakalım. Tamam burayı aldık. Burayı al. Orayı da almak üzereyiz. Bu dünyada hiçbir şey kesin değildir. Özellikle savaş zamanlarında.
Oğuz tarafından Jilali topraklarının fethi gidişatı yönünde buna kelimenin tam anlamıyla uygun bir örnek haline geldi. Savaş Artık adlı kişinin oğlu yerine Şöf adlı kişinin karşı olduğu içerisinde bulunduğu durumu tekrar değerlendirme. Benim için değişen bir şey yok kardeş. Benim için değişen bir şey yok kardeş. Biz bu savaşı alacağız. Aldın mı oğlum sen buraya, gel benimle. Ölmeyin daha fazla. Orada bir de keselim onları şöyle güzel güzel. Yürü bunların başkentine. Burayı da fethet. Aferin aferin benim tosunlarıma. Aferin benim adamlarıma. Baskıcı yasalarınıza yeterince katlandık. Bundan sonra size vergi ödemeyeceğiz. Sandıklarınız ve ambarlarınız boşaldığı vakit belki bize daha edil. Lan ne diyorsunuz oğlum siz? Kontrol seviyesi x25 değişecek. Oğlum bir de köylü isyanı çıktı içimizde. Casus başı bana vahim haberler getiriyor. Kimin olduğunu bilmesek de görüntülen cinayet girişimi planlıyor. Bunun planının hedefinde de ben varım. Bu işin arkasında kim varsa durdurun. Nerede lan bu köylüler? Ulan köylülere bak ya. Vay arkadaş ya, benim vasallarım nerede benim? Herkes bana saldırıyor. Müttefikim. Savaşa gel koçum. Müttefikim. Ben bunda neyim var ki benim? Ben bunda neden böyle bir şey çıkıyor orada? Evlilik nedeniyle. Üvey kardeşi ve vasalı. Bunu etkileyim ya ben. Eşkes. Savaşa çağır. Sen de gel. Tamam. Bunlar bizi kurtarırlar ya herhalde. Bunlar bizi kurtarırlar diye düşünüyorum. İki yıl boyunca tetikte. Tamam. Vallahi aksakallı dede olduk iyice. İlginç dedim. Hadi lan. Kazandık. Seriden ele geçirelim. Hemen teşekkür ediyorum. Bye. Güzel. Şu bölgeyi de aldık. Hemen ordularımızı çekelim abi. Hemen ordularımızı çekelim. Burada bir köylü tehdidi var. Nerede bu köylüler? Plandan vazgeçildi. Kuşatma kazanıldı. Esirler var. Güzel. Kendisini hemen satalım. 10 gold. 10 gold 10 gold'tur. Devam ki. Oğlum benim prestijim niye eksi 2? Benim prestijim neden bu kadar düşük? Prestijimiz niye düşüyor, artmıyor? Vay arkadaş, prestijimiz neden bu kadar olmuyor ya? Bir sene tutamıyorsun, çok kötü. Bu karakter ölünce sıçtık mı? Bu karakter ölünce sıçtık mı oğlum? Çatlana esirler alındı. Terhis edelim orduları. Vallahi topraklarımızı biraz daha büyüttük. Bence güzel oldu. Ama benim bu kadar düşük prestijimin olmasının sebebi ne abi? Bir ziyafet çakalım, ne yapalım? Bir ziyafet çakalım. Bir ziyafet çakalım. Bir ziyafet çaktım abi. Hemen çaktım. Yaklaşan konukların dikkatini dağıtacağım. Kızım Ayasun etrafa yalvaran bakışlarla bakıyordu. Şimdi iş iyice sağlıksız bir hal oluyor. Bir grup konuk onun tüm gece saklandığı köşeye yaklaşıyor. Duvarlar onun kaçışını engelliyor. Zavallı insanlarla arası hiç iyi olmadı. Tamam, dikkatlerini ben dağıtırım, ne yapayım.
Ayos'un Türk işbirliği üzerine iyilik borcu kazandım. Tamam. Yalnızca doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri yapıyorum dedim. Bu ziyafetten çok şey öğrendim dedim. Sır açığa çıkarıldı. Oğlum Kont Kuruş söylüyor ki oğlum ve varisim Şef Keykavus ve sevgilisi Özgül'le evlilik dışı bir ilişki yaşıyormuş. Hmm, 15 yıl boyunca 60 görüş kaybetti. Zampara özelliğini kazandı. Yani kimse beni tiran olarak görmeyecek. Hapse de atmazsın oğlum sevişiyor diye ya. Tamam, bir tık arttırdık. Bir tık arttırdık. Bence iyi oldu bu. Bence iyi oldu bu. 2,5 da öyle geliyor. Güzel. Güzel. Uzun evler inşaatı tamamlandı mı? Jilali toprakları. Jilali. Biz burada böyle bir şey yapmadık ki abi. Doğrudur. Kafirlerin savaşlarını gördüm. İnançlarına ne kadar büyük acımasızlıklarla saldırdıklarına tanık oldum. Tengri'nin adına ve onu bana bahsettiği cesaret ile kafirlerin karşısında dimdik duracağım. Tengri şahidim olsun ki onun düşmanlarını ortadan kaldırmadan dinlenmeyeceğim. Dedim ve Tengri'nin kutsal savaşçı özelliğini kazandık. Şimdi Tengri'ye kim savaş açıyor oğlum? Adanmışlık seviyesi kaybettim. Böyle durumlarda hapse atman gerek. Hmm. Yani ya oğlum aslında durumumuz iyi ya. Çok da sıkıntı değil. Haşmetli'ye bunu geçirebilir miyiz bilmiyorum. Bu adam çok yaşlandı. Varisimiz 24 yaşına geldi. Aslında bu herif bir ölse, bir kurtulsak sağlığı da kötü. İyi de hissetmiyor. Bunu aslında bir öldürsek bence güzel olabilir. Çünkü varisimiz gayet iyi yetişti. Anlayışlı. Biraz öksürüğü var. İkizi var. Biraz zina seviyor. Cana yakın. Kibirli. Öğrenimi iyi. İdaresi fena değil. Dövüşü fena değil. Bir tık daha en azından genç anasını satayım. Oğuz en azından Hazarya kadar büyüdük ama ha. Kimeye dalamıyor muyum yine? Düklük fethi. Kontluk fethi. Düklük fethi. Boyun eğdirme dediğimizde ooo şurayı da dalıyor. Düklük fethi diyelim. Haa ateşkesimiz varmış bu salaklarla. Bunlarla benim ne kadar ateşkesim var? Nerede yazıyor ateşkesin süresi? 29 Temmuz 907, 5 sene. 905. 2 sene beklerim lan, ne olacak? Tamam, kimi alalım? Siri Derya, bak bura çok güzelmiş lan. Burayı beğendim. Burayı hemen alabiliriz. Bu adam beni seviyor. Vasal olmaz mı? Olmaz. Savaş ilan et. Düklük fethi diyelim. Şurayı alalım. Topraklarımıza katalım. Ne yapalım? İhtiraflı unvanı elde edeceksiniz. Severim. Boyun eğdirme de yapsın. Aslında 375 ya. Bu savaşın giderlerine dolayı savaş açtığınızda şöyle söyleyeyim. Şöhret kaybı düzüldü. 375 aslında. 25 görüş. Ulan halbuki buna boyun eğdirme yaptırabilsek ne güzel olurdu ya puanımız olsa. Puan almak için bir şey daha yapamaz mıyım? Mistik komünyon düzenle. Bu ne? 300 yaşam tarzı tecrübesi. 5 yıllık kutsal rehberlik. Böyle şeylere gerek yok. Emmioğlu sen neyde geliştin? Bir yerde bir hak sahipliğimiz varmış. Sen neyde geliştin kardeş? Şimdi çözeceğiz işi, bir dakika. Tertipli yürüyüş. Ağır piyade siperi. Hareket hızı. Donanma hızı. Oo bak bunu açabiliriz. Tamam. Artık bunu değiştirelim. Sağlık versem bilemedim ya. Şan odağına vereyim. Prestij ayda bir artıyormuş. En azından oradan bir prestij alalım. Av düzenleyelim hemen. Hemen av düzenleyelim. Savaş boruları çalınsın. Devam ki. Kimin aklına gelirdi? Berik Yaruk. Yaruk Yuruk. Bebelerimiz, beliklerimiz oluyor. Sanki masallardaki gibi ona sahip olmalıyım. Çöl etrafımı sararken grubumdan ileride at sürüyorum. O kadar sessizdi ki atları bile duyamıyorum. Tam da diğerlerini bulmak için geri döneceğim sırada onu önümde görüveriyorum. Bir rüyadaki kadar bulanık. Kar beyaz kurt.
Ya nasıl oğlum ya? Kar beyaz kurt buluyorsun. Türksün, tamam mı? Bunun nasıl etkisi olmuyor ya? Bırak Allah'ını seversen yakala kurtu. Kesin yaralandım. Kurt çöl içinde ona ilerlerken onu takip ediyorum. Öyle sessiz ki ani bir ses beni ürkütüyor. Efendim, işte buradasınız. Arkamı döndüğümde grubun geri kalanını bana yetiştiğini görüyorum. Avıma geri baktığımda gitmiş olduğunu görüyorum. Bu sefer benden kaçmış olabilir. Avdaki tüm katılıcılar onu bulmamdan bana huzur yok. Tamam. Tamam, ben saldım. Kurtu saldım. Kurt bizim için önemli. Kültürümüzde yeri var. Yol boyunca yaşadıklarınıza rağmen av güzel geçti. Güzel. 300 prestijimiz oldu. Yetiyor mu? Yetiyor mu? Yok, bu krallık lan, bir dakika dur. Biz Sri Derya'ya dalacaktık. Boyun eğdirme. 375. Az kaldı lan. Ulan Allah'ım ya Rabbim, dedireceğim. Vallahi dedireceğim, billahi dedireceğim. İki tane hak iddiamız varmış. Neresiymiş bu? Şurada bir hak iddiamız varmış. Güzel. Güzel. Bir tane de burada hak iddiamız varmış. Şef Uzur. Angry'ciymiş bu. Vasalmış ve bahadırmış. Onursuz ve zalimmiş. Yani arkadaş olalım bir tık ya. Bir tık arkadaşımız olsun oğlum ya. Kimseyle arkadaş olmalı. Hükümdarın öldüğünde mutlaka elde tutsaklar olması gerek. Yani varis tahta geçince birkaç kişiyi idam ederek korkunçluk kasarsan örgütleşme yemezsin kolay kolay. Casus bana vahim haberler getiriyor. Aranka hedefinde damadım Tredin olan komploları kuruyormuş. Yardakçı oldu, ortaya çıkacak. Doğru ya da yanlış, Aranka işini bilir. Benim ekstra bir bonus kazanacağım bir şey yok mu? Yok. Maalesef. Maalefes yok. 350. Ulan hadi bir şey daha yapalım ya. Hacca çıksam? Hacca çıkmayayım ya. Bahadırlarımız falan ne durumda? 4700 askerimiz var aslında. Bayağı da büyüttük ha. Vallahi büyüdük ha. İnceden büyüdük ha. Benim topraklarım neresi abi? 10 tane ünvanımız var. Bu ne? Türk ünvanı. Yasa ekle. Seçimli Sakson. Bunlar falan ne oluyor? Hiçbir fikrim yok oğlum ya. Vallahi hiçbir fikrim yok. Oğuz sandığı. Düklüklerimiz, de jür düklükler. Turan İmparatorluğunu buradan yapıyormuşuz. Güzel. Otan Kraklığı. Oha, ünvan oluşturabiliyoruz. Otan neresi ki? Otan anasının iki alan ne alakası var? Kasyar var. Gasp edebiliyoruz. Asyar'ı gasp edebiliriz. Asyar'a çökebiliriz. Şurayı bir alalım da o zaman. O zaman burayı bir alalım. Boyun eğdirme yapmak istiyorum buraya ya. Buraya boyun eğdirmeyle almak istiyorum Sri Derya'yı. Aslında düktük ve konttuk. Şöyle yaptığımızda her yeri almıyor muyuz? Konttuk. Krallık yapamıyorum ya. Çok saçma. 375 olsun da alacağım bunları ya. Tamam. Hızlandırayım bir tık. Selamlar Sürenim. Şansölye Dük Gökberi bir zamanlar benim konum olarak sarayında yaşıyor. Tamam, güzel. 375 olduğu anda dalıyoruz arkadaşlar. Erkek çocuk çok olmamasına seçtiğim bir varisin verasetten men etmeyi unutma, devlet bölünmez böylece. Varisin olmasını istemeyen erkek çocukları anasoyla evlendirir. Anasoyla evlendirince de gerçi bu sefer doğru. Çocuklar onlara gidiyor. İrge. Yine bir çocuğumuz oldu. Bir şeyler oldu. Şu Sri Derya'yı almak istiyorum ya. Benimle ilgileniyor. Kalmaz topraklarımda sazayında sizi davet ediyorum. Müthiş bir hadise olacak gelmenizi. Kim lan bu? Oğlum bunlar kesin bizim var ya içimizden geçecekler. Bu davete gidersem ölürüm. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ne diyoruz?
Bu davete gidersen var ya kesin bana saldıracaklar oğlum, ben biliyorum. Gideyim mi gitmeyeyim mi lan, ne diyorsunuz? Siz söyleyin. Gidersem -60 ilişkimiz var. Tanrısız plancıymış herif. Şerefsizin önüne giden adam, pisliğin şerefsizin has... Şerefsizin biri ya. Kesin öldürürler. Bence de dur gitmiyorum ya. Yapacak daha önemli şeyler var. Ha yürü git. Çiriderya'yı boyun eğdireceğim. İnşaat müzakereleri. Yeğenim zindana atıldı. Oğlum sen benim yeğenimi niye zindana atıyorsun lan? Oğlum sen beni yeğenimi neden zindana atıyorsun? Benim yeğenimi neden zindana attınız? Yeğenimi zindana attılar la. Neyse, ne yapıyorsanız yapın. Peki ben sizle öyle onu kullanarak bir ittifak yapamaz mıyız? Ya biraz önce çıkıyordu ittifak. Tamam, bir ittifak kurduk bunlarla. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel. Kabul ediyorum. 373. Tamam, dalıyoruz. Boyun eğeceksiniz köpekler. Hepiniz yüce kralınızın karşısında boyun eğmeyi öğreneceksiniz. Ordularım, ilk hedef Akdeniz. İlerleyin benim şanlı askerlerim. Ülkemde tebaanın üzerinde yegane söz sahibi kişi benim. Şık elbiseler giymek ve bazı mücevherler takmak kimin başta olduğunu onlara hatırlatacaktır. 35 şaşalı stres kazanacakmışız. Gerek yok lan. Yerel malzemeleri kullanmakta ustalaşmış bir terziye bakıyorum. Bak, bu güzel. Buna gidelim. Buna gidelim. Dindarlıkta sıkıntı yok. Güzel. 75 prestij kaybettik. Neyse. Aleykümselam Kerimcim. Git git ilişki kasarsın. Gideyim de içimden geçsinler, değil mi? Hemen hemen çöküyoruz buralara hemen. Acımak yok. İlerlememiz çok daha hızlı oluyor. Onager'ları geliştirdik ki bayağı iyi oldu. Kerimcim, oyun şöyle. Bu dünya haritasının üzerinde istediğin herhangi bir krallığı, kontluğu, düklüğü, yani en ufak alttaki böyle adam da olabiliyorsun. Vali gibi bir şey de olabiliyorsun. Kral da olabiliyorsun. Ve oyunu o şekilde oynuyorsun. Oyun çok güzel bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Oynamayan çok şey kaybeder, net. Strateji oyunları sevenler özellikle Steam'den bu oyunu alın ki Strateji Türk'ün yamasını da yükleyin. Türkçe 10 numara 5 yıldız oynuyorsun. Oyun beleş değil maalesef. Buralara kadar gideceğim ya, ne yapayım? Şurayı alınca bitmeyecek mi ya bu iş? Burayı alınca da bitmeyecek gibi ya. %62 oldu, anasını satayım. Şimdi şu ordusu gelse bunu kazansam bitecek bu işte. Karacık ufağın hamile kalmış. Saldır oğlum. Aferin. Aferin. İçinden geçiyoruz ve savaş bitiyor. Bitti. Hemen cepliyoruz. Hop, memleketi komple aldık. Memleketi komple aldık. Bak. Kocaman yer aldık abi. Süper oldu bu. Bu harika oldu. Bu mük oldu, mük. Orduları ters edelim. Orduları ters edelim. Bak şimdi şuradan bundan sonraki hedefimiz Yedisu Krallığı'nı satayım.
Krallık istilası yapamıyor muyuz buraya? Düklük, kontluk. Tamam neyse düklük alırız. Düklük alınca da bayağı toprak veriyormuş. Düklük ala ala gideriz. Şu saryakalarla da zaten bitecek. Şunlarla bitince de bunlara da dalacağız. Boyun eğdirme yapabiliyorum bunlara. Bunlara boyun eğdirme yapabiliriz. 375 maliyeti varmış. Bakarız durumlara. Okey. Bunlar okey. Şurada bir aptallar kaldı. Bunlara saldırdığımda düklük dedim de saldırabiliyoruz ki. Bence bunlara saldırabiliriz şu anda ya. Onlara ben çok gıcığım oğlum. O bana savaşta bana artistik yaptılardı ya. 4000 adamı var adamın. İttifağı var. Kırgızkanlı. Onlar da benimle müttefik. Çok çabuk büyüyorlar. Babaları kızlarını gömmemeli. Bak ben bunlara bir savaş açıyorum ya. Bir kaydedeceğim. Bir saniye kaydedeceğim. Kaydedip bunlara savaş atacağım oğlum. Oğlum bilmiyorum ben Hoi'den daha çok keyif aldım bununla. İmparator Rom var. Paradox'un efsane. Onu da oynarız bir ara. O da güzel bir oyun. Biliyorum onu. Düklüğünü ver lan bana komple. Bunun başka toprağı yok ki zaten. Krallık desek de aynı şey. Düklüğüne savaşımı açıyorum köpek. Askerlerimi, ulu askerlerimi bu bölgede çıkarıyorum. Hemen dalalım. Hemen dalalım. Hemen hiç vakit kaybetmek yok. Devam ki. Ne oldu? Yüce Şef Yasar. Bir süredir Yüce Şef Kılıç ve bağımsızlık örgütletme açık açık destek veriyordu. Fakat benim karım bunu değiştirecek bir plan yapmış. Bağımsızlık adlı... Belki de... Beni olduğumdan daha iyi gösterebilirsin. Kılıç adlı karakteri 50 görüş kaybedecek. Yüce Şef Yasar kim la? Karakterimizin vasalı. Kim la bu? Ben buna gıcık oldum. Üzerine biziz. Varisi kim? Ben bunu öldüreyim ya. Ben bunu öldürüyorum. Gıcık oldum ben buna ya. Öldür anasını satayım. Yanı başlat. Ben bunu öldüreceğim. Öldürmece gaming. Entrika time. Davet edelim. 7 kişi varmış. Gel. Rüşvetini al ve gel köpek. Rüşvetini al ve gel. Aha para yok. Halihazırda sizden gelen bir teklifi değerlendiriyor. Yani tamam değerlendir. Oğlum niye sıfır lan? Yıldız bak gel sana para vereceğim. Bunların hiçbirinde kozum olan yok mu benim ya? Sen gel. Neyse dur bakalım. Bakacağız durumlara. Sen nereye kaçıyorsun koçum? Sen nereye kaçıyorsun koçum? Onager'lar nerede mesela? Nasıl göreceğim? Otomatik yaşam tarzı. Hediye göndermeyle görüş kazancı %100. Plan gücü. Korkunçluk başına prestij. Korkunçluk başına prestiji açtım. Ve ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Giriyorum tutsaklarıma. Para alamadığım bütün tutsaklarımı öldüreceğim. İdam et köpeği. Boynunu vurun. Saruca. Hediye karşılığı serbest bırak. Boynunu vurun. Madem öyle. Madem öyle. Bana şekil yapıyorsunuz. 50 gold alırım. 50 gold alırım. Öldürün. Hayvan gibi korkunçluk kazandığımı düşünüyorum. Her şey korkunçluk kazanmak içindi.
Bakayım bir karakterimin korkunçluğunu nerede göreceğim? Korkunçluk nerede korkunçluk? 33 yapmışız. Bu ne oğlum? Bizim burada bir ordumuz daha mı var? 3 ordumuz mu var artık? Oha anasını satayım. Tamam bunlar o zaman yağmacı olsun. Ben bunları yağmacı yapamıyor muyum ya? Neyse dön geri ya. Bunlar benden kaçıyorlar. Ha şurayı kuşatacağız tamam. Bizzat müdahil olduğum henüz bilinmese de bu durum planlarımın planı açığa çıkmış lan tüh. Esir gelmiş esir. Kellesini mi vursak? Buğra imek. Fidye karşılığı. 50 galta hemen alırım. Ambuz imek. Fidye karşılığı. Vermediler. Fidye karşılığı yok. Kimse vermiyor oğlum ya. Vallahi kimse vermiyor dedireceğim ya. Ben bunları niye peki şey yapamıyorum abi? Yağmalamaya başlasam işkence sonu öldür daha çok korkmuştuk. Herkesin içinden geçiyorum. Neyse görüşürüz herkese iyi izleme. Keyifli dilerim ben kaçarım. Görüşürüz Kerimcim. Oğlum çok sürükleyici lan oyun. Bak ya herif nerelerden çıkıyor bak bak. Burayı da aldık. Savaş bitti. Savaş bitti. Taleplerimi dayattım, kabul ettirdim. İğrenç han şahbaz. Burayı da cepledim. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Acayip güzel topraklar aldık. Oğuz Hanlığı'nın yazısı bile büyüdü oğlum. Vallahi güzel oldu. Şehir içi inşalar hakkında bilgisi olan var mı? Şehir içi inşalarda dostum ben asker verenleri tercih ediyorum genelde ya. Hatta yapacağım bir kısmında. Ulan hala bizim vallahi bu prestijimiz nasıl artacak hiçbir fikrim yok ya. Bu prestiji ben nasıl arttıracağım? Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Bunların hepsini bir terhis edelim. Bunları terhis ettiğimizde prestijimize hemen şey oluyor mu? Ulan hala 0,6 prestijim ya. Prestijimizi geliştirecek bir şeyler yapmalıyız bence. Başkentim neresi lan benim? Başkentimde prestijimi geliştirecek bir şey yapsam. 0,2 arttırıyor. Edine inşaat. Ulan ona da para yok. Prestij de yapılıyormuş lan bunlar. Parayla yapılmıyormuş ki. Vallahi prestiji nasıl arttıracağız bilmiyorum. Abi bas binaları en fazla 3 sene falan sürüyor zaten en az. Binaları basacağım da işte prestijimiz yok oğlum ya. Prestij işini çözmemiz lazım arkadaşlar. Yapma bana böyle. Bir tane mistik komünyon mu yapsam? Bahadır gelmiş yapma bana böyle diyor ya. Oyunu gördün mü oğlum? Kanka iyi yayınlar görmedim. Öpüyorum seni. Görüşürüz kendine iyi bak. Yarın gel de Valhalla falan oynayalım. Takipçi. Trolleyim seni dedim. Tamam aboneliğim bitmiş bu arada. Oo yenilerim kardeş. Yenilemen lazım karşı. yapıyorum seni. Hadi ben de seni Hadi öpüyorum. bay. Vallahi bilmiyorum bunu yapsam mı ya. Kutsal rehberlik sahibi 5 yıl boyunca seminer. Yapalım anası satayım be. Para mı veriyoruz sanki ya? Bir tane daha ziyafet çakalım. Bir ziyafet daha çakalım. Yalnız yerimiz çok fazla. Birini vermemiz lazım. Şimdi burada biz düklük müyüz? Atarya İmparatorluğu, Krallık, Düklük. Band of Brothers TP zaten abonemizdi yenilemiş herhalde ondan böyle çıktı. Aleyküm selam Mustafa'cığım. Şimdi. Ulan burayı nasıl yapacağız biz ya? Ünvanı oluştur diyor. Oluşturdum lan. Burayı komple birine vereyim mi? Ya da vermeyelim. 160 şeyimiz oldu. Tamam. Evet şu anda iyi gidiyoruz. Bak artı 3, 4,3'e falan çıktı. Güzel düklük yaptık falan filan arttı. Güzel oldu ya ben sevdim. Tamam bence iyi büyüdük oğlum. Bence iyi büyüdük. Bu bölümü de burada bitirelim. Bu bölümü de burada bitirelim. Bayağı güzel geliştik. Hazarya kadar neredeyse topraklarımız oldu. Şimdi bu Samani, Yedisu,
Kaysar, Hotan falan buraları alıp Turan'ı kurmak istiyorum arkadaşlar. Turan oluşturacağız. Onu da nereden görüyoruz? Şuradan şöyle bakalım. Oğuz, Dejüre bağlı olarak Turan İmparatorluğu. Aynen. Burada Hazar'dan şöyle buraları komple almak istiyorum arkadaşlar. Aşağı inmeye belki buradan da gidebiliriz. Turan'ı kurduktan sonra da zaten Bizans'ı ele geçirmeye çalışacağız. Ers'i de alırım. Oradan giderim Bizans veya Hazar yanına, oradan ineriz. Güzel bir şey olur. Bence güzel oyun. Ben şahsen çok sevdim bu oyunu. Siz de sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Manor Lords'ta hala bir gelişme yok dostum ya. Vallahi hala gelişme yok. Ben de heyecanla vallahi her gün de bakıyorum. Manor Lords çıksın zaten. Sabah akşam Manor Lords oynayacağız zaten. Bunu harca oynayacağız. Onun kurtuluşu yok. Adamlar Türkçe'de olacak dedi. Gelecek dedi. Bakalım. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Mustafa'cığım valla şansına geç geldin. Yayınlarımız her gün saat 9'da başlıyor arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın. Discord'a, Twitch'e, YouTube'a her yerden takip edin. Kendinize iyi bakın.